böyle bakıyorsun sen? Anne. Anne. Baba, size bir şey söylemem lazım. Söyle kızım. Baba, alçak sesle bizi dinliyorlar. Kim dinliyor? Onlar. Her yere kamera yerleştirmişler. Asacaklar bizi. Rezan, sen ne saçmalıyorsun? Bizi niye assınlar? Ayakta uyuyorsunuz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Are you sleeping? Are you sleeping, brother John? Abuk sabuk konuşma. Otur yerine. Asacaklar mı? Asacaklar diyorum. Ya asacaklar diyorum. İnanmıyor musunuz? Asacaklar diyorum. İnanmıyor musunuz? Bana inanmıyorsunuz. Ankara'dan Konya'ya acaba ziyaretine giden AC'ye ait otomobil Konya'nın girişinde sürücü AC'nin uyumuş olması nedeniyle önündeki aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arabadan fırlayan AC olay yerinde hayatını kaybetti. Sizden bahsediyorum. Ayakta uyuyorlar diyor. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ne sen kızım? Korkutuyorsun beni. Senin ateşin falan mı var? Baba. Benden korkacağını onlardan kork. Anne. Nasıl kurtaracağım bunu? Onlara istediklerimi vereceğim. Sen delirdin mi kızım? Ne yapıyorsun? Baba bırak. Bırak şunu kızım. Baba bırak kız. Bırak şunu. Baba yapmam lazım. Ne olur. Baba kızım. Sizin için yapmam ne olur. Lazım. Anladım. Hadi hadi odana. Hayır baba. Kızım. Baba odana gidelim. Baba kesmem lazım. Hayır. Hadi. Kesmem hayır. Lazım. Baba. Gel odana gidelim. Hocam birazdan alacak sizi Gülbe Hanım. Buyurun oturun lütfen siz. Buyurun. Tam zamanında gelir değil mi? Çünkü benim çok vaktim yok. Eve gitmem lazım benim. Tabii siz hiç merak etmeyin. Hiçbir geç kalma olmaz. Ama bir gecikme yaşanılıyor sanki şu anda.
Ay yok yok, hiçbir şey olmaz. Zaten kimse yok burada. Hiç merak etmeyin siz. Olmaz ki böyle, ben gitmem lazım benim. Sağ ol Hüseyin'ciğim. Teşekkürler. Buralar hep toz olmuş. Çok kötü bir durumda, leş gibi olmuş. Çay alır mısınız? Yok yok, istemem. Sağ ol, uzaklaş. Ha. Ama yeni demlemiştim. Çok da taze. Koy Hüseyin sen. İstemiyorum, sağ ol. Tamam, teşekkür ederim. Ya teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gerçekten iyiyim. Hiç merak etme. Ben alırım, tamam dostum. İyi misin? İyi misin? Çok özür dilerim. Vallahi bilerek yap. Şunu tut. Bırak Hüseyin, bırak sen onu bana. Şunu tut şurada. Acık geldi zaten. Sen bana dokunacaksın gibi geldi de o yüzden şey yaptım. Kusura bakma ya. Çay taze değil. Ondan yanıyor. Yoksa çok az yandı. Siz yiyin. Hiç merak etmeyin. Gelmesene dibime ki. Ben bilemedim yani. Hani... Tamam kızım, bah. Gel gel. Ya nereye gel? Tamam. Baba bırakın. Gel buraya. Dokunma. Kızım itiraz etme lütfen. Babacığım lütfen. Yavuşacağım. Ya baba, benim yüzümden ödüm. Babanı görmemiz lazım hemen. Çabuk. Şöyle geçin. Baba bırak. Ya dokun. Bir sakin ol. Gör. Kızım gel buraya Rezan. Rezan yapma. Gel buraya Rezan. Bir... Hayır, sakın. Yaklaşmayın. Hayır, Hüseyin. Yaklaşmayın. Şşş, tamam. Yaklaşma. Kestim. Ben bunun neyini geleceğini biliyorum. Baba, kesmem lazım. Kestim. Sakin olun lütfen. Lütfen sakin olun. Kestim. Acımadı, kestim. Kestim. Ne yapıyorsun? Yapma. Yapma, dur. Ne yapıyorsun? Acır, canın acır. Ya görmüyor musun? Elindeki cam. Kanar her yerin, her yer kan olur. Yazık değil mi sana ya? Yapma, bırak. Sakin olun lütfen. Lütfen sakin olun. Seni o mu gönderdi? Kim? Han mı? Hanı mı diyorsun? Tanıyor musun onu? Nasıl, han mı olmuş? Han mı ilan etmişler? Nasıl? Dünyanın başına mı geçmiş? Hepimizi o mu idare edecekmiş? Yo, dünyanın başına geçme. Bizim şirketi yönetiyor sadece, bir şey yok ki. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Onun 3 harfisi bile var. Ne diyor? Han oldu ha? Han oldu. Han ilan etmiş. Artık ailemi değil bütün sülaleyi asacak. Baba söyledim babacığım, asacak. Senin yok mu hiçbir şeyden haberin? Yo, bana bir şey söylemedi ama... Ama zaten Han öyle bir şey yapmaz ki Han. Nasıl, nereden biliyorsun? Kardeşim benim ya. Çok iyi bir insandır. Kimseye zarar vermez ki Han. Dur. İmdat! İmdat, kurtarın! Dur, yapma ne olur. Dur, sen yapma. Koşun, koşun. İmdat! Tamam, koş. İyi misiniz? Beyefendi, iyi herkes misiniz? Sakin olsun. Sakin olun. Beyefendi, iyi misiniz? İyiyim doktor hanım. Tuna sizinle ilgilenecek. Lütfen buyurun, oturun. Dur şimdi durun. Dur. Buyurun. Merhaba, ben doktor Manolya. Ayağa kalkın. Sizi de mi o gönderdi? Han olmuş. Biliyor musunuz, Han olmuş, kardeşi söyledi. O demin kız kardeşi buradaydı, kaçtı. Kardeşini kaçırdım diye şimdi buna da çok kızacak. Kafası çok karışık. Herkesten, her şeyden şüphe ediyor. Ağır bir atak geçiriyor. Onu anladığımı hissederse biraz sakinleşecektir. Yo, beni o göndermedi. Ama böyle ortalıkta konuşmak doğru olmaz. Buyurun odamda konuşalım. Olmaz, olmaz. Doğru, ortalıkta olmaz. Binlerce gözü var. Her yerden bizi izliyor olabilir. Babamlara da söylüyorum. Bana dokunmayın diyorum. Baba dokunma bana. Babamı öldür. Baba assın gör. Uyuyor musunuz ya? Uyuyorum. Asacaklar diyorum. İnanmıyorlar. Kış uykusunda mısınız ya? Uyanın artık, uyanın. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John.
Aslında siz babanızı korumaya çalışıyorsunuz değil mi? Umarım şu anda kliniğe kimse girmez, telefon çalmaz da ben bu kızı bir an önce odama çıkarabilirim. Anlattıklarınız çok karışık. Odamda konuşalım. Buyurun. Sizce burayı da dinliyor mudur? Kim dinleyecek bizi? Onun her yerde gözü var. Kesin buraya da yerleştirmiştir bir şeyler. Burada kimse bizi dinleyemez. Her gün her yer dip köşe temizlenir. Siz doktor musunuz? Evet. Ne doktoru? Psikiyatrist. Yani ben deli miyim? Biraz gergin ve sıkkınsınız. Ama ne dediğinizi de ben hiç anlamadım. Allah aşkına ne oluyor? En baştan anlatsanıza şunu. Bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Ben babamlara da söyledim. Ama anlamak istemiyorlar. Yani bir takım sorunlarım var son zamanlarda. Bu sıkıntılarım, uykusuzluğum falan hep o yüzden ama anlamak istemiyorlar. Ne gibi sorunlar? Mesela bu. Eliniz mi sorun? Biraz daha açıklar mısınız? Yok, bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Belki de haklısınız. Ama anladığım kadarıyla bu sorunları ailenizle istediğiniz gibi konuşup paylaşamıyorsunuz. Belki bir şey yapamasam da sizi dinleyebilirim. Ya burayı da dinliyorsa, yani size anlattıklarımı duyarsa? Hem sanrıları hem de halüsinasyonları var. Yani hayal görüyor. Çok ağır bir hasta. Kim duyarsa? Şöyle siz de telefonunuzu buraya koyar mısınız? Sebep? Ben internette okudum, casus sinyalleri engelliyormuş bu. Ha. Buyurun. Nerede kalmıştık? Kimin için alıyoruz bu önlemleri? Onun için. Üç harfçisini çıkarttım ortaya adamın. Bir tekme fark ettim. Yani şu anda durum daha da kötü. Bana neler yaptı bir bilseniz. Herkese rezil etti beni. Kim bilir daha neler yapacak. Bak bana ne yaparsan yap. Tamam, beni nasıl cezalandırırsan cezalandır. Önemli değil ama ailemi de cezalandırmasından korkuyorum. En çok da babam için üzülüyorum. Kim bu adam, hala söylemediniz? Cafer. Cafer. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Tuhaf yani. Ya, inanabiliyor musunuz, bana aşık oldu. Köylü, hadsiz, bana taktı kafayı bana. Mühendis o da benim gibi ama öyle dünyadan bile haberi yok işte. Demek mühendissiniz. Mühendisim.
Ne güzel bir mesleğiniz var. Çok güzel. İyi, işimde de iyiyim ama işte bu adam olmasa çok daha iyi olacak her şey. Demek meslek sahibi bir kız. Ani gelişen bir psikoz galiba. Bu adam her şeyi biliyor. Yani nasıl yapıyor bilmiyorum. Ajan mıdır nedir? Benim düşündüklerimi bile biliyor. Ben aklımdan geçiriyorum ama bana yüksek sesle cevap veriyor. Düşüncelerinizi okuyor yani. Evet, düşüncelerimi okuyor. İnsan her şeyi düşünebilir değil mi? Düşünür tabii. Olur olmaz her şey geçer aklımızdan. Evet, her şey geçer. Her şey geçer. Geçen gün yine böyle düşüncelerimi okurken elini birden kulağına götürdü ve yavaşça kaşımaya başladı. Ben o zaman anladım ne olduğunu. Neyi anladınız? Neyi olacağım? Üç harflisi olduğunu. Siz hiç Alaaddin Sihirli Lambası'nı okumadınız mı? Okudum. Hah, işte orada böyle kulağını götürüp kaşıyordu, o zaman çıkıyordu ya. Ha, Alaaddin kulağını kaşıyınca mı? Ha, evet şimdi hatırladım. Ama bunu benim anladığımı fark edince yüzü allak bullak oldu. Siz gördünüz mü peki onu? Gördüm tabii. Her zaman onun gördüğü şeyi bu sefer ben de gördüm. Hastalığın ilk ortaya çıktığı an. Demek sık sık hayal görüyor. Hastalık ani ve çok ağır belirtilerle gelmiş. O gün eve dönünce bir kızı aradım bizim iş yerinden. Dedim ki ben bugün bu adamın üç harflisini çıkardım dedim. Saçmalama dedi, inanmadı bana. Zaten anneme söyledim, o da inanmadı. Kimse bana inanmıyor, herkes saçmalama diyor. Ben saçmalamıyorum ki, ben gördüklerimi söylüyorum. Evet, siz gördüklerinizi söylüyorsunuz. Evet, gördüklerimi söylüyorum. Siz inanıyor musunuz bana? Evet, gördüklerinizi söylediğinize inanıyorum. Oh, çok şükür. Burada her şeyi rahatlıkla anlatabilirim o zaman. Sonra ama ne oldu biliyor musunuz? Meğer Cafer benim cep telefonlarımı dinliyormuş. Bunu herkese anlattığımı anlayınca çok kızdı. Ya niye kızdı anlamadım ki. Kimseye inanmadı zaten bana. Nereden anladınız size çok kızdığını? Benim yataktaki görüntülerim filme aldı. Sonra da onu iş yerindeki herkese izletti. Nasıl yaptı bunu? Tam olarak bilmiyorum nasıl yaptım ama kesin benim telefonumu kamera olarak kullandı. Bizler yerimi herkes gördü. Herkes her yerimi gördü. İşte bu kötü. Adamın onun çıplakken resimlerini çektiğini, hatta onu videoya aldığını, sonra da bunu herkese dağıttığını düşünüyor. Ben bir genç kızın en mahrem yerlerinin televizyonda gösterilmesi ne demek biliyor musunuz? Rezil etti beni, her yerimi herkes gördü. Ben şimdi o iş yerine nasıl gideceğim, nasıl bakacağım o insanların yüzüne? Resminden, yerimden, herkes, herkes nasıl baktı? Hani benim ne suçum var ki? Hiçbir suçum yok. Hiçbir suçum yok. Bir şey yapmamız benim. Hay Allah. Hastalıklı düşünceler kızcağızı fena halde köşeye sıkıştırmış. Bunların gerçek olduğundan hiç şüphesi yok. Bütün dünya bir araya gelse, böyle bir şey yok dese, yine de o artık kendi düşündüğüne inanır. Psikoz dediğimiz ruhsal hastalık işte böyle bir şey.
Her şeyi farklı algılar, farklı yorumlar ve sıkıntısı giderek artar. Akılla, mantıkla, gerçeklerle tüm bağlantısı kesilmiş. Nasıl da genç, nasıl da güzel bir kız. O burada. Kim burada? Ben size söylemiştim. Hani buraya gelemezdi? Bizi dinliyor, belki de izliyor. Sakin olun. Burada. Sakin burada, olun. Burada. Tamam. Burada. Sakin olun. Bir dakika, duymuyor musunuz? Neyi? Burada. Duyuyor musunuz? Sakin beni olun. Beni göremeyecek, Allah'ım ne olur beni göremeyecek. Henüz bir güven kurulmamışken en olmayacak şey oldu. Şimdi yine en başa döndük. Beni göremeyeceksin. Gitsin ne olur gitsin. Gitti. Sandığınız kişi değil. Nasıl? Bizim bir çalışanımızın drone'uymuş. Nereden biliyorsunuz? Belki onun adına çalışıyordur. Belki onun burada ajanları vardır. Orada bir kız vardı aşağıda, kesin o da onun çalışanı. Ben o çocuğu uzun yıllardır tanıyorum. Uzun yıllardır bizimle çalışıyor. Böyle işlere bulaşacak bir çocuk değil. Merak etmeyin. Burada kimse sizi dinleyemez, izleyemez. Demin de öyle demiştiniz. Olmaz. Gelir gene. Göremedi ama hiçbir yerini göremedim. Göremedi hiçbir yerini. Ona içinde güven hissedeceği bir alan vermeliyim. Aksi halde bir adım bile ilerlemek imkansız hale gelecek. Nereye? Böyle daha iyi değil mi? Oradaki. Dikkati tamamen dışarı kaydı. Onu buranın içinde tutmaya devam etmeliyim. Bana hala adınızı bile söylemediniz. Rezan. Çok severim onu. Ben de severim. Sevdiğim bir arkadaşımın adı. Anlamı nedir? Ağırbaşlı demek. Ağırbaşlıyım ben. Ağır, başım çok ağırdı. İçinde bir sürü bir şey var. O da biliyor zaten. Bunu başımın içine girmeye çalışıyor. Rezan Hanım, sizin kafanız çok karışmış. Hayır efendim, benim kafam karışık falan değil. Siz de beni anlamayacaksınız. Yaşadığım olaylar karışık, kafam karışık değil benim. Şimdi artık onun suyuna gitmeli, söylediği hiçbir şeye itiraz etmeden ona yardımcı olmaya çalışmalıyım. Benim de ona inanmadığımı düşünürse ilk günden tedavi şansını kaybederiz. Ben de onu diyorum zaten. Sizin kafanız karışık çünkü son yaşadıklarınız kafanızı çok karıştırmış. Çok şey yaşadım ben. Bir sürü şey yaşadım son zamanlarda. Eskiden ne kadar sakin bir hayatım vardı. Ama bu köylün ne işleri açtı başıma. Eski hayatınız nasıldı? Hiç. Yani öyle evden işe, işten eve. Hafta sonları bile evde otururum ben ama... yani öyle pek bir hayatım yoktu. Ama böyle dertlerim de yoktu. Baksanıza şimdi halime, elin köylüsü ne işleri açtı başıma. Memnun muydunuz peki böyle yaşamaktan? Yani evden işe, işten eve? Bilmem. Bizim iş yerindeki kızlar öyle paydoslarında bile bir yerlere giderler ama ben gitmem.
Siz neden gitmezsiniz? Yani hem annem kızar hem de... Zaten benim pek çaren olmaz. Ya üniversite hayatınızda neler yapardınız? O zaman da öyleydi. Annem kızar hemen hesap sorar. Her şeyin hesabını sorar. İşte ilk ipucunu verdi. Sabah işi, akşam eve. Önce annesi izin vermemiş, sonra da kendisi çevreyle iyi ilişkiler kuramamış. Demek sosyal biri değil ve oldukça sıkıcı, dümdüz bir hayatı varmış. Her şeyin hesabını sorarım. Hiçbir hastalık durup dururken gelmez insana. Çoğu hastalık başta bizim sorunlarımızı çözmeye, bize yardımcı olmaya gelir ama sonra işler değişir. Bu hastalığın da gelmesinin mutlaka mantıklı bir sebebi vardır. Acaba onu neden kurtarmaya geldi? Sıkıntıdan mı, yalnızlıktan mı, yoksa sıradanlıktan mı? Bu köylü üçüsünden. Neden köylü diyorsunuz ona? Neden köylü? Ondan kendini adam zannediyor. Kıskanç. Belki de beni kıskanmıştır. Kimden? Herkesten, herkesten kıskanmış olabilir. Kıskanç köylü. Nasılsın? Dün maçı izledin mi? İzlemez olur muyum ya? Son dakika hop oturup hop kalktım. Heyecan tavandı. Yapma ya, ben tamamını izleyemedim. Ya bizim yayın pat diye kesildi. Hadi ya, yazık olmuş. Sorma, zaten bir sıkıntı vardı, bir arıza vardı da. Bu sözün bir anlamı var kesin. Ama ben bunun ne olduğunu henüz anlayamadım. Ne demek istiyor sizce? Seni hem onca şey yap hem de ilişkiyi pat diye bitir. Pat diye ama. Böyle çocukken de böyleydi. Ben pat diye düşerdim. Annem çok kızardı bana. Bir tane öğretmen vardı öyle. Çok sık gelmezdi. Kulaklarımı çekerdi benim. Kepçe kulak. Kepçe kulak. Kepçe kulak. Bir oğlan vardı, kulakları kepçeydi. Öğretmenin kulağını çektiğinde böyle yaprak gibi sallanırdı. Selami. Kısacık etekler giyiyor. Kim? Ebru, bizim ofiste çalışan bir kız var. Her yeri görünüyor. Fikir uçuşmaları başladı. Konudan konuya atlayarak gidiyor. Onu durdurmazsam seansa devam edemeyeceğiz. Benimle ilişkiyi sürdüremiyor. Benim onu hep şu anda tutmaya çalışmam gerek. Bir yandan da Cafer'le aralarında bir ilişki olduğunu düşünüyor. Bunu da tam anlayamadım. Neyi? Hani pat diye ilişki bitiriyor dediniz ya. Ha. İşte. Yani... Senin artık her yerini herkes, herkes gördü. Kirlendin, ben artık seni istemiyorum. İlişkiyi pat diye bitiriyorum. Demek öyle diyor. Ama ben kirli değilim ki, elim kirli. Eliniz neden kirli? Terbiyesiz hanım, terbiyesiz. Terbiyesiz, terbiyesiz. Hem onca şey yap hem de ilişkiyi pat diye bitir. Pat diye, pat diye, pat diye, pat. Bu sefer konuyu bilerek değiştirdi. Eliyle olan derdi sandığımdan daha büyük galiba. Düşman olarak görüyor onu. O ilişkiyi bitirince siz ne yaptınız? Çok üzüldüm. O gece onu defalarca telefonla evinden aradım. Sen ne demek istiyorsun bana? Niye uğraşıyorsun benimle? Niye uğraşayım ya? Biz zaten aynı projede bile değiliz. Tabii proje. Proje anlamazdan geldi. Salak yok senin karşında. Senin karşında salak yok. Senin karşında ben senin derdini biliyorum. Biliyorum ben senin derdini. Neymiş ya benim derdim? Ne diyorsunuz siz? Ne demek ne? Taktın kafayı bana ama yok, yıldıramayacaksın beni. Saçmalamayın lütfen. Çattık ya. Cafer onu sevsin, onunla ilgilensin istiyor. İlgilenmeyince de ona kızıyor ve farklı açıklamalar bulmaya çalışıyor. Madem beni bu kadar seviyorsun, bu kadar istiyorsun, benim için yapmadığın şey kalmadı. Bari bunu düzgün yap. Sizi seviyor, istiyor yani. Tabii.
Beni bu kadar sevmese, bu kadar istemese bir adam bir kızla niye bu kadar uğraşsın? Adım adım peşimde. Beni görebilmek, gece yaraları cep telefonuyla beni izleyebilmek için yapmadığı şey kalmadı. Sonra da bana ben anlamadım de. Niye anlamadın ya? Neyi anlamadın? Ben bunları yer miyim? Cafer Bey'in yerinde olmak istemezdim doğrusu. Adam bu olanlarla ilgili ne düşünüyor acaba? Umarım polise ihbar etmez. Ben şimdi ne yapacağım? Üstelik kimse bana inanmıyor. Galiba siz de bana inanmadınız değil mi? Rezan Hanım, sizi gerçekten anlamaya çalışıyorum. Ama anlattıklarınız çok karışık şeyler. Bazılarını siz bile anlayamıyorsunuz. Üstelik sizi çok sıkıntılı görüyorum. Çok normal. Yani her şey o kadar karışık ki sizin bunu anlamamanız o kadar normal ki. Çok normal. Bir şey mi oldu? Oh. İyi gelmiş. Tamam. Neye bakıyorsunuz? Her yere bakmak lazım. Her yere yerleştirmiş olabilir dinleme cinsini. Sizce bu adam bugün burada bizim konuştuklarımızı dinlememiştir değil mi? Sanmıyorum. Siz onu tanımıyorsunuz. Size bir şey yapmasa bari her yere dikkatlice bakmak lazım. Siz hiç merak etmeyin. Ben her yere baktıracağım. Sizce bu adam beni seviyor mu? Çok zor bir soru. Ben henüz olayları tam anlayamadım. O yüzden aynı soruyu ben size sorayım. Sizi seviyor mu? Yani ben tam olarak emin değilim. Ama başlarda beni deliler gibi sevdiğinden eminim. Onun eminim. Yani beni o kadar sevmese böyle şeyler yapmazdı. Belki de dünya üzerinde hiçbir adam bir kadını böyle sevmemiştir. Zaten ne yaptıysa o yüzden yaptı. Buyurun oturun. Daha vaktimiz var, ayakta kalmayın. Siz nasıl fark ettiniz sizi bu kadar çok sevdiğini? Tabii oğlum. Öyle tek yaşamak kolay değil yani. Öğrenin bunları. Yok abi. 1000 yılda yalnız yaşasam benim elimden gelmez o işler. Madem bu kadar marifetlisin, bizi ekip olarak eve yemeğe çağırırsan hayır demeyiz Cafer. Olur vallahi. Bak, mutfakta benim üstüme yok diyorum. Benim yaptığım yemeği hiçbir erkek yapamaz. Isra bana mesaj gönderiyor. Nasıl bir mesaj? Bunu da anlamayacak ne var? Bu dünyada hiçbir erkek seni benim kadar sevemez diyor. Peki bunları size neden açık açık söylemiyor? Oğlum onu ben de anlamadım. Yani şey olabilir. Hani benden çekiniyor olabilir. Onu reddedeceğimden korkmuş olabilir. Peki bu konuda haklı mı? Sizin de ona bir ilginiz var mı? Yani başlarda pek yoktu ama onun beni bu kadar sevdiğini, bu kadar istediğini hissedince ben de galiba biraz bundan etkilendim. Ama bu konuda kafam hala çok karışık. Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Benim bir şey yapmam lazım. Bence bir şey yapmak için hemen acele etmeyin. Sizinle beraber bu konuyu biraz daha düşünelim. Öncelikle uyumanız, dinlenmeniz ve kafanızı toparlamanız gerek. Yoksa bu işin içinden çıkamayız. Size bir ilaç yazayım. Ne ilacı? Şu ara daha rahat uyumanızı sağlayacak, içinizdeki sıkıntıyı biraz olsun hafifletecek bir ilaç. Olmaz, ilaç istemem. İlaç istemem, ben hasta değilim. Hasta değilim. Ben de size hasta demedim. Ama biraz toparlanın ki bu olayların altından kalkabilirsiniz. İyi de bu adam benim peşimi bırakmadığı sürece ilacın ne faydası olacak ki? Siz daha rahat ve sağlıklı olursanız sorunların üstesinden gelmeniz daha kolay olur. Her gün bir tane mutlaka alın. Acıyı hafifletir mi? Ne acısından bahsediyorsunuz?
İşte elimin açısından. Yine mesele eline geldi. Her ne kadar kaçmak istese de çıkamıyor o girdaptan. Eliniz mi acıyor? Yok, şimdi acımıyor ama acıyacak. Ne zaman acıyacak? Onu kesip atınca kurtulacağım ondan. Ondan kurtulmayı neden bu kadar çok istiyorsunuz? Benim eskiden de günahkardı bu elim ama son zamanlarda günahları daha da arttı. Neden iyice arttı? Size bir şey söylesem aramızda kalır değil mi? Emin olabilirsiniz. Eliniz ne yaptı? Birini öldürdü. Kimi? Ne yapsaydım? Takmış peşime birini. Gece yarısı oradan buradan telefondan takip ettiği yetmedi, bir de peşime birini takmış. O gönderdi değil mi seni? Lan bak, bırak peşimi dağıtırım beynimi. Bırakmadı peşimi. Ben de ittim. Hızla ben itmedim yani, bu elim itti. Zaten her şerin, her günahın suçlusu bu elim. Yere mi düştü adam? Düştü. Çok pis düştü. Öyle bir düştü ki böyle kafasını kaldırım kenarına bir çarptı, karpuz gibi dağıldı kafası. Öldü. Gerçekten yapmış olabilir mi? Umarım sanrıdır. Rezan Hanım, gerçekten her şey üst üste gelmiş. Siz birkaç gün rahat uyursanız bunları sizinle daha etraflıca konuşabiliriz. Evet, evet, evet. Her şey çok karışık. Sonra konuşuruz. İyi misin kızım? Hocam, İbrahim Bey'i yollayayım mı hemen? Tamam hocam. Hocam, bir de şu drone meselesi. Ha tamam. Tabii hiç sırası değil hocam, evet. Merak etmeyin ama biz gerçekten çok dikkat... Tamam hocam, ben hemen İbrahim Bey'i yolluyorum size şimdi. Tamam. İbrahim Bey, buyurun, doktor hanım sizi bekliyor. Merdivenlerden çıkınca soldan ilk kapı. Rezan Hanım, bir şey ikram etseydik size, su, çay. Su içebilirim aslında, su olur. Ama çok soğuk olsun, buz gibi. Buz olsun hatta. Buz olabilir mi sadece? Buz. Hüseyin'cim, bizim buzlukta buz var mıydı şu an hazırda? Tamam. Buyurun. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Keşke gerçekten hoş gelseydik doktor hanım. Durum malum. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. İbrahim Bey, kızınızın durumu çok ciddi. Üstelik odadan çıkmadan önce söyledikleri beni biraz kaygılandırdı doğrusu. Yani ben bunun bir sanrı olduğunu düşünüyorum ama... birine kendi eliyle korkunç bir zarar verdiğinden bahsetti. Birini sokakta itmiş ve ölümüne sebep olmuş dediğine göre. Neden bahsettiğinizi biliyorum sanırım. Bugün sizlerle birlikte bir deney yapacağız ama ondan önce like ve yorumlara abanmayı unutmayın. O gönderdi değil mi seni? Allah bırak, peşimi dağıtırım beynimi. Tövbe tövbe, deli mi ne? Git başımdan.
Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Ha? Elini adam varmış gibi savuruyor. Hala karşısında olduğunu zannediyor. Ha? Ona bak dağıtırım neyini ha. Evet. Buyurun. Tam tahmin ettiğim gibi. Gerçek olduğunu düşünmüş sadece. Bu video şansa bizim karşı komşunun balkonundan çekildi. Bizim kız da farklı hareketler görünce de videoyu bana yolladı. Doktor hanım, ne oldu bizim kıza? İbrahim Bey, kızınız çok hasta. Onu bana hemen getirmekte çok iyi etmişsiniz. Bana biraz Rezan'ı anlatır mısınız? Ah benim canım kızım. Çok cici bir kızdır Rezan. Ama aşağıda neler yaptı siz de gördünüz. Halbuki Rezan'ın biz yüksek sesini hiç duymamıştık. Kendi halinde terbiyeli, çalışkan bir çocuktur. Yani öteki kızlar gibi gezmeyi tozmayı bilmez. Neden? Neden mi? Hiç böyle şeyler yaşamadı ki. Annesi titizdir. Böyle şeyler yaşamasına izin vermez. Kardeşi var mı? Kardeşi mi? Bir o var. Onun da durumu belli. Peki hiç arkadaşı yok mudur Rezan'ın? Yok. Gelen giden olmaz. Annesi müsaade etmez zaten eve arkadaş getirmesine. Hiç dışarı çıkmaz mı? Sinemaya bile gitmez mi? Gitmez galiba. Demek gitmez galiba. Evde ilişkiler nasıldır? Bırak şunu! Baba yapmam lazım. Ne olur. Baba sizin için yapmam lazım. Anladım. Hadi. Baba! Baba kesmem lazım. Şu gözünü seveyim. Oh, baba yapma. Baba mı? Sen yapma ne olursun. Baba bırak. Baba bırak. Baba bırak. Gel, odana götür, gel. Kalk, kalk seni. Bakma beni. Gel güzel. Kilitledim odasına. Bu böyle olmaz hanım. Doktora götürmemiz lazım hemen. İyi götür öyleyse. Evde ilişkilerimiz iyidir. Yani kavga gürültü olmaz. Böyle söylese de çok düşündü. Belli ki evde onun da farkında olduğu başka tuhaflıklar da var. Bizim hanım konuşmayı pek sevmez. Yani akşam olduğumu örgü örer. Ben televizyon izlerim. Kız da odasında kitaplarını okur. Yani kimse kimseyle konuşmaz mı? Canım her gün de konuşacağız. Ya, önemli bir şey olursa konuşuyoruz tabii. Bir genç kızın iş ve okul dışında dışarı hiç çıkmaması, hiç kimseyle arkadaşlık etmemesi, hatta evde bile konuşmaması sizce normal mi? Ama bu yeni olmadı ki. Benim kızım hep böyleydi. Mahpisim hanım. Hepsi onun yüzünden. Eşiniz nasıl? Her zamanki gibi. Dünya yıkılsa umurunda olmaz onun. Düzeni bozulmasın. Tek derdi temizlik. Neyse o da başka konu ya. Rezan'ı ne yapacağız? Yani iyileşir mi? Umarım. Bir ilaç yazacağım. Her akşam mutlaka düzenli olarak almalı. Kabul etti mi? Biz ilacı zorla vermeye kalksak ilaç mı dinlemez istemez bizden. Onu hastaneye yatıralım ister misiniz? Hayır, yani benim kızım mühendis çok da iyi bir işte çalışıyor. Tımarhaneye yatırıp detmesini istemem. Doktor hanım, evde tedavi görsek olmaz mı? Olur ama hastaneye yatırsak gözetim altında tutabilirdik. Kızınızın durumu çok ciddi. Ben hastaneye yatıramam kızımı. Ona evde bakmak istiyorum.
Ama çok dikkatli olmalısınız. Hem kendine hem de size zarar verebilir. Büyük zararlar. Umarım ne demek istediğimi anlatabiliyorum. Öldürebilirdi siz diyorsunuz. Doktor hanım, ben fedakarlık yaparım. Gerekirse 24 saat uyumam, çocuğuma bakarım. Evde bakarım. Bu ilaç ne işe yarıyor? Bozulan düşünce sistemini düzeltmeye yarayacak. Umarım haftaya da bana daha iyi gelecek. Haftaya gene mi geleceğiz? Konuştunuz mu kendisiyle? Evet, kızınızın tedaviye uyumu çok iyi. Aman öyle olsun doktor hanım. Peki bize ne tavsiye edersiniz? Yani nasıl davranalım kıza? Öncelikle ona sakin bir ortam iyi gelir. Kafası zaten karışık, bir de biz karıştırmayalım. Ona pek soru sormayın. İstemezse televizyon da seyretmesin. Ya sormayız. Ya ne istiyorsa yaparız. Şefkatli ve yumuşak davranın. Söylediklerine gülmeyin, saçmalama demeyin. Ama gözünüz hep üzerinde olsun. Bunların hepsini yaparız. Yeter ki kızımız iyi olsun. Eğer kızım düzülürse size minnettar oluruz doktor hanım. Elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Yalnız bu arada işe gitmemesi lazım. Dilerseniz ben size bir rapor yazabilirim. Yok yok yok, gerek yok. Ben 2 günlük rapor almıştım doktor arkadaşlar. Hani gerekirse yine yazdırabilirim. En az 20 gün olmalı. 20 gün sonra iyi olsa bari. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Rica ederim. İyi günler efendim. İyi günler. Çocuklarımızı özenle yetiştirelim derken bazen bizim doğrularımız hayatın doğrularıyla uyuşmuyor. Evden işe, işten eve gelip giden, hiç arkadaşı, eşi dostu olmayan, insanlarla ilişki kurmaya, onlarla bir sinemaya gitmeye bile hakkı olmayan zavallı Rezan. Hayatın içinde yaşayamadıklarını şimdi hastalık ona zihninde yaşatıyor. Ölüsünü. Yakışıklı adam isteyeceğim. Belli olmamız bu yüzden de beğenirim seni. Buyurun Memur Bey. Rezan Kökçü burada mı oturuyor? Evet. Aklımda şikayet var. Bizimle karakola kadar gelmesi gerekiyor.
seninle adam öldürdüm diye astıracak. Öldürdüm evet. O hak etti, ben hak ettim. Astıracak mısın? Biz de gece gece neye uğradığımızı şaşırdık memur bey. Kimdir, enicidir kızından şikayetçi olan? Cafer Bayralcı. O işte, söyledim, taktı bana. Kafayı taktı, astıracak. Kızınızın iş yerinin arkadaşıymış. Sürekli arayıp rahatsız ediyormuş. Ama nasıl olur? Niye yapsın ki Rezan ona bunu? Bir yanlışlık olmasın. Cafer Bey arama kayıtları ve mesajları bize iletti. Kızınız yapmış. Şikayetinde asla geri almaya niyeti yok. Rezan, doğru mu bunlar? Baba. Çok güçlü bir adam bu adam. Bak bunların hepsi onun adamı. Çıkartmaz bizi buradan, asacaklar. Kaçıp kurtulalım hadi. Kaçıp kurtulalım. Dur bir kızım, bir dur, bir dur. Lütfen. İpi götürecekler bizi diyorum, sus diyorsun. Aha işte bu. Beyefendi, ben Reza'nın babasıyım. Gözünüzü seveyim, yapmayın. Bir hatadır olmuş. Ne hatası ya? Kızınız bana dünyayı dar etti resmen. Son günlerde biraz sinirleri bozuk. Size patladı demek ki. Affedin. Vallahi bu işi buralara çeken kendisi. Sana yüz vermedim diye asıl sen çektin beni buralara. Sus. Bak görüyorsunuz, zaten benim bir şey söylememe de gerek yok. Evet, evet haklısınız ama gerçekten biraz zor bir dönem bunun için. Yani kurbanın olayım, ne olursunuz. Geldiğinizi verin. Sen ne yapıyorsun kızım? Bırak o silahı. Ver o silahı. Ver o silahı. Kızım ne olursa yalvarıyorum sana. Delirmiş mi? Bir şey yapın. Bir şey yapın. Öldürecek beni. Hanımefendi, ver o silahı. Hanımefendi. Güzel kızım benim, bırak o silahı. Ne olursun. Sen ne yapıyorsun? Delirmiş. Bir şey yapın. Bir şey yapın. Kastıracak beni. Kastıracak. Biliyorum ama yapın. Olsun benim Tuna Hanım. Sağ ol canım. Tuna Hanım hayırdır, gözünüz saatte? Ya şu geçen hafta ortalığı birbirine katan kız vardı ya. Randevusu vardı bir saat önce. Gelmedi ama arıyorum, babasını da açmıyor. Belki unutmuşlardır. Olabilir mi? Ya Allah, kız öyle bir durumdaydı ki Hüseyin, unutacaklarını hiç sanmam. İnşallah başlarına kötü bir şey gelmemiştir. İnşallah. Ha, geldim. Ha. Bir şey lazım olsun mu mutfaktan? Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Sağ olun. Ben sizi defalarca aradım İbrahim Bey ama ulaşamadım maalesef. Kusura bakmayın. Durumlar biraz karışıktı da. Anlıyorum. Bir şey içer misiniz? Sağ olun. Biz bir şey almayalım. Tamam. Ben haber veriyorum o zaman doktor hanıma geldiğinizde. Lütfen. Ha hocam, Reza Hanım ve babası geldiler. Tamam hocam, tabii. Doktor hanım sizi bekliyor. Buyurun geçebilirsiniz. Sağ ol kızım. Ben bir doktor hanımı 5 dakika görüp geleceğim. Sen burada bekle beni. Buyurun.
Hoş geldiniz İbrahim Bey. Bugün gelemeyeceksiniz diye düşünmeye başlamıştım. Az kalsın gelemeyecektik doktor hanım. Bilseniz olanları. Karakola düştük. Başımıza neler geldi neler. Rezalet içinde çok zor oldu tabii. Buraya gelene kadar evden çıkması için zor ikna ettim. Kötü bir şey yok değil mi? Bizim kızın çalıştığı iş yerinde kafayı taktığı bir adam varmış. Şikayetçi olmuş. Ben de bundan endişeleniyordum. Tam tahmin ettiğim gibi sonunda adam şikayetçi olmuş. Sana yüz vermedim diye asıl sen çektin beni buralara. Sus be Nesan, sus. Sus be. Bak görüyorsunuz zaten benim bir şey söylememe de gerek yok. Evet, evet haklısınız ama gerçekten biraz zor bir dönem onun için. Yani kurbanın olayım ne olursunuz. Kurbanınız olayım, affedin. Bir şey mi oldu? Yokmuş. Siz. Ezan kızım. Bir şey. Geç canım. Şöyle geç. Gerçekten sinirleri harap oldu son dönemde. Siz kızımın kusuruna bakmayın. Ben ne yapıp edip onu sizden uzak tutacağım. Ama size baba olarak yalvarıyorum. Ne olursun şikayetinden vazgeçin. Lütfen bizi bu acıyı yaşatmayın. Oğlum biz sıradan basit bir aileyiz. Peki tamam. Ama bir daha olmasın ona göre. Abla sizden razı olsun oğlum. Büyük bir iyilik yaptınız. Yalnız bunun tekrarı olursa, bir daha tekrarı olursa bu kadar kolay kapanmayacak, haberiniz olsun. Hayatımda hiç kimseye yalvarmadım doktor hanım zamana kadar. Kızım için her şeyi yaparım. Başımıza bir şey gelmeden bir an önce iyileşse. Umarım. Yalnız tedavi süresi o kadar kısa olmayacak. Bunu biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Ben sonucu ne olursa olsun kendimi hazırladım. Peki haftanız nasıldı? Daha sakin aslında eskiye göre. Ya kızıp bağırmıyor, elini kolunu kesmiyor, bize saldırmıyor. İlaçlarını düzenli alıyor mu? Hayret ama alıyor. Hem de hiç sektirmeden. Her akşam saat 9'da odasına gidiyorum bir bardak suyla. Kendisi içiyor ilacını. İlaç çok etkili. Önce bir tane hap ne yapar diye düşündüm ama... İnanın doktor hanım çok fark etti. Evet, hastalığın tedavisinde kullanılan çok güçlü bir ilaç alıyor. Çok iyi. Bunun dışında evde başka neler yapıyor? Kendi halinde. Yani varlığıyla yokluğu belli değil. Yemek saatinde annesi yemek hazır olduğunu bağırdığında... asker gibi gelip yemeğini yiyor. Gözü hep etrafta. Sanki bir şeylerden korkuyor. Televizyonu açmıyorsunuz değil mi? O salona gelmeden ben kapatıyorum televizyonu. Ama yine de o karanlık ekrana bakıp duruyor. Sanki evde bizden başka birileri var gibi korkarak hareket ediyor. Üzerine gitmiyorsunuz, ona soru sormuyorsunuz değil mi? O konuşmadıkça ben de konuşmuyorum. Ama gece belli bir saatte uyuyor. Sabaha kadar da hiç kalkmıyorum. Çünkü ben yarı uyur, yarı uyanık yatıyorum. Ama son birkaç gündür sabah erken kalkıyor. Bir bakıyorum bilgisayarın başında. Herhalde işe gidince yeniden işini hatırladı. Dokunmuyorum ben de. Bu hikayelerin hiçbirinde anne neredeyse yok. Annesi ne diyor bu durumlara?
Annesi temizlikten başını kaldıramıyor. O yüzden neyin ne kadar farkında bilmiyorum. Ev işlerinden arta kalan zamanda ne yaparak geçiriyor gününü? Odaya kapanıyor. Hiç çıkmıyor. Yatak odanıza mı? Başka bir odaya. Dünyası var onun. Sakinliği, sessizliği sever. Yine geçiştiriyor eşiyle ilgili soruları. Annenin altından sandığımdan daha büyük bir sorun çıkacak gibi. Ben ineyim artık. Rezan'ı göndereyim size. Peki İbrahim Bey. Yalnız sizden bir ricam olacak. Haftaya eşinizi görmem mümkün mü? Öyle pek dışarı çıkmayı sevmez dediğim gibi ama... Yine konuşurum, ikna etmeye çalışırım efendim. Sanki bir kuyuya düşmüşüm de... ...sesimi biz siz duyuyorsunuz doktor hanım. Allah razı olsun. Merak etmeyin. O kuyudan el birliğiyle çıkacağız. Rezan Hanım, bir şey ikramlasaydık size. Ha? Çay, kahve bir şey alır mısınız? Hadi kızım. Doktor hanım seni bekliyor. Ben de eşlik edeyim size. Buyurun. Buyurun Rezan. Hoş geldin Rezan. Siz de kapatabilir misiniz telefonunuzu? Alüminyum folyo sarıyordun. Hani dinlenmeyi engelliyordu. Bu hiçbir işe yaramamış. Gene dinlemiş bizi. Şimdi de dinleyebilir, yapar. Yani bu her dinleyebilir ama siz gene de kapatın, olur mu? Peki. Ne var ne yok? Nasılsın geçen haftadan beri? Biraz sıkıntılı bir olay yaşamışsınız sanırım. Duydunuz değil mi neler yaptı bize? Rezil etti bizi, karakollara kadar çekti. Zaten orada da herkes onun adamı. Ben onu şikayet etmeye çalıştım ama... ...hiç beni dinlemediler çünkü herkes. Onun adamı. Çok tuhaf bir şey oldu. Nasıl bir şey? Ben karakolda bir tane... Polisin gittim silahını kaptım. Buldum Cafer'i. Kurtulmam lazım. Ne yapayım? Buldum. Ya, kurşun işlemedi adama, inanabiliyor musunuz? Kurşunlar kan akmadı. Kan yok. Nasıl kan? Nasıl? Kan nasıl? Söyledim. Üç harfli. Sonra ne oldu? Sonra... Yani sonra ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Herkes
onun adamı oradaki. O ne derse onu yapıyorlar. Bu adam nasıl başa çıkacağız hiç bilmiyorum. Demek karakolda da hayal görmeye devam etmiş. Hayallerinde bile hep Cafer var. Öyle güçlü ki kurşun bile işlemiyor. Neyse yani. Anladım ki sizden başka güvenebileceğim kimse yok. Benimle bir bağ kurmuş. Az da olsa güveniyor bana. Evde bile çok huzursuzum. Çok huzursuzum. Sürekli bir ses duyuyorum. Zzzz diye böyle zzzz diye bir ses. Kesin benim izlediği kameranın sesi. Yemem. Yemem ben bulacağım seni. İstiyorsun beni. Burada da yok ya. Nasıl olmaz? Sus. Her yere kameralar yerleştirmiş. Her yerden beni izliyor. Korkudan tuvalete gidemiyorum. Giyinip soyunamıyorum. Tuvalete gitmek için havanın kararmasını bekliyorum. Kameralar hava karanlıkken kayıt yapamazlar değil mi? Şimdi yapar desem bir türlü, yapamaz desem bir türlü. Bütün sahneler aynen duruyor. Zaten çabuk düzelmesini beklemiyordum. Bu konuda benim bilgim çok az. Kameralar kayıt yapmasa ne olur ki? Kameralar kayıt yapmasa o üç harflilerini gönderir. Öyle mi? Üç harflisini istediği her yere gönderiyor. Hı. Bu adamla kendimi nasıl koruyacağım? Geceleri bile kıyafetlerimle yatıyorum. Yani bu sıcakta şey yapıyorum, geceliğimi giyemiyorum. Öyle kıyafetlerle yatıyorum. Ama yıkanmanın çözümünü buldum. Annem çok kızıyor çünkü öyle pis pis dolaşma ortalıkta diyor. Nasıl yıkanıyorsun? Mayoyla. Böyle bir tane her yeri kapalı mayo var. Onu giyiyorum. Artık bir süre öyle idare edeceğiz. Şu anda da içimde. Hep onu dolaşacağım. Cafer seni hala izliyor yani. Her yerden. İnternete bile bakamıyorum. İnternette ne yapıyor? Ne yapacak? Ne zaman internete baksam benim çıplak fotoğraflarım çıkıyor karşıma. İnternette çıplak görüntülerin mi var? İnanmıyorsanız göstereyim mi size? Bakar mısınız nasıl görüntülerimi koymuş? Eskiden hiç farkında değildim izlendiğimi. Demek ta çok eskiden kaydetmiş görüntülerim.
Ne kadar salmışım hiçbir şey görmemişim. Ama insan kendi yatak odasında yalnızken her şeyi yapabilir değil mi? Tabii ki. Yani giyinirdi, soyunurdu. Karanlıkta, yatakta her şeyi yapabilir. Orası bizim mahremimiz. Elbette hiç sakınmayız. Benim yaramaz elim. Eliyle probleminin temeli bu demek. Ayıp şeyler yapan günahkar el diye düşünüyor. Celden taktı, kafayı taktı bana, benimle bozdu kafayı. Neden başkasına değil de sana takmış? Neden olacak? Çünkü aşık bana. Ben ona yüz vermeyince beni izlemeye başladı. Ben hiç farkında değildim ki o zamanlar onun bana aşık olduğunun. Ben başka biriyle flört ediyordum. O bana gözlerinin içi gülerek bir bakardı. Bütün günün yorgunluğu giderdi. Çok düşünceliydi. Bana hep küçük sürprizler yapardı. Ne seversem alırdı. Çok yoğun çalışsak da sürekli yan yana gelmek için an kollardık. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa yanında bitiyordu. Tam bir süper kahramandı. Benim başarımı benden çok seviniyordu. Hep yanındaydı. Ne oldu o çocuğa? Hiç olmadı. Bir anda vazgeçti benden. Demek son umudu da böyle yok olunca kızcağız o ara hastalandı. Bu tür hastalıklar genellikle bu tür travmalardan sonra ortaya çıkar. Zaten kızın altyapısı bu hastalığa müsaitmiş. Çok içe dönük bir kızmış. Aile de sosyal ilişkilerini kısıtlayınca bu kıza hasta olmaktan başka çare kalmamış. Neden olmadı? Cafer yüzünden. Ne yaptı Cafer? Ne yapacak? Ne yapacak? Onu da korkuttu. Rezan'a yaklaşırsan şöyle asarım, seni böyle keserim. Yoksa o benden vazgeçecek bir çocuk değildi ki. O çocuk mu söyledi sana Cafer'in kendisini tehdit ettiğini? Yok. Bizim onunla daha hiç öyle muhabbetimiz yoktu. Öyle uzaktan konuşuyorduk. Ama ben biliyordum beni sevdi. Bu da hayali bir ilişki demek ki. Her şeyi kafasının içinde yaşamış. Sen de seviyor muydun onu? Seviyordum tabii. Söyledim ya evlenecektik diye. Ama Cafer izin vermedi birleşmemize. O da mecburen gidip başka biriyle nişanlı. Mahvettim şey, her şeyi. Her şeyi mahvettim. Git. Ama onunki de ne aşıkmış ya. Sen gideme başka biriyle. Cafer'in ona olan muazzam tutkusuyla aşık olduğu adam tarafından sevilmemenin hayal kırıklığını silmeye çalışıyor. Demek Cafer olmasa bu kız perişan olacakmış. Çareyi Cafer'de bulmuş. Kiminle nişanlandı? Kim onu bizim iş yerine mi kız?
Onların nişanlandığını duyunca üzüldün mü? Bilmiyorum. Ama insan üzülür değil mi? Tabii ki üzülür. Gerçi benim üzülmeme fırsat kalmadı ki. Ben şimdi onların nişanlandıklarını duyduğum zaman Cafer'in beni takip etmeye başladığını anladım. Her yerden bindi. Herkese izletmiş görüntülerimi, rezil oldum. Şimdi bizim bütün akrabalar, tanıdıklar falan izlemiştir o görüntüleri. Kendim için değil vallahi, annem babam için üzülüyorum. Onların bu işte hiçbir günahları yok. Senin ne günahın var? Yani benim günahlarım çok da. Bu Cafer bunları nereden biliyor? Benim aklım bir türlü onu almıyor. Yani demek ki beni ta çocukluğumdan beri izledi. Ta o zamandan kayıt almış. Her şeyi biliyor. Her şeyi. Her şeyi. Her şeyi. Neleri biliyor mesela? Evet, aferin. Teşekkürler. Peki, sence bu doğru mu? Benim matematik çalıştıran bir tanıdığımız vardı. Bizim eve ders vermeye gelirdi. Annem eve kimseyi almazdı aslında ama sınavları kazanayım diye babam başının etini yemişti. Özel ders almam için. Yani yakışıklı bir adamdı. Ders sırasında bazen vücuduma dokunuyordu. Kaç yaşındaydın o zaman? 11 falan. Vücudum daha yeni yeni gelişiyordu. Kör Cafer'in her şeyden haberi var. Benim ahlaksız bir kız olduğumu anladığı için vazgeçti benden. İntikam almaya çalışıyor. Beni saf ve temiz bir kız zannettiği için seviyordu. Ama öyle olmadığımı anlayınca nefret etti benden. Sen gerçekten ahlaksız bir kız mısın? Sizce değil mi? Tabii ki değilsin. Asıl ahlaksız sana bunu yapan o adam. Sen o zaman henüz 11 yaşında bir çocukmuşsun. Eğer ortada bir suç varsa bu tamamen o adama ait. Ah bu tacize uğrayan küçük kızlar. Hepsi de böyle söyler. Onları taciz edeni değil, o saf, o masum halleriyle önce kendilerini suçlarlar. Evet ama... yine de bütün bunlardan hoşlanmıştım. Demek ki ahlaksızdım. Bak sen kendin söylüyorsun 11 yaşında bir çocuktum diye. 11 yaşında bir çocuğu böyle acımasızca yargılayamayız. Ama ben doğruyu biliyorum. Anneme bile söyleyemedim. Neden söyleyemedin? Kötü bir çocuk olduğum için. Kötü bir çocuğum. Kötü bir çocuk. Başka bir sebebi olabilir mi? Annenden ya da o adamdan korktuğun, utandığın için söyleyememiş olabilir misin? Utandım evet ama kendimden. Zaten anneme söylesem çok kızardı. Neden?
Çünkü annem önce hep bana kısa. Bak, söylememek için bir sebebim varmış. Söylemedim ama şey dedim, ben o adamın anlattığı derslerden hiçbir şey anlamıyorum dedim. Rezancığım, bu adamdan kurtulmak için elinden geleni yapmışsın. Lütfen kendine haksızlık etme. Ama hoşuma gitti o adamın bana öyle dokunması. Tam da ergenlik çağında otorite gibi gördüğü birinden gelen bu tavır, o yaşta bir çocuğun otomatik olarak hoşuna gidebilir. Hele bir de evde ona sevgi ve şefkat gösteren biri yoksa. Bunu sonradan, yani erişkin olunca insanlar bu kadar kolay itiraf etmezler. Ama o çok hasta. Bilinç değil, şu anda onun bilinç dışı konuşuyor benimle. Yani hiçbir sansür, hiçbir kontrol yok. Ve ben bunu çok doğal buluyorum. Ama bunu ona henüz anlatamam. Siz beni suçlu görmüyor musunuz? Hayır, görmüyorum. Ama o görüyor, kınıyor beni. Kötü bir kızsın sen diyor. Sen de Cafer'in bütün söylediklerini sonuna kadar dinliyorsun. Doğru söylüyor. Ben seni bu olayda çok saf ve masum buluyorum. Hiç suçlamıyorum. Zaten ailenin günahkarı ben değilim aslında. Kim peki? Telefonumu kapattım değil mi ben? Ailenin günahkarı kim o zaman? Annesini mi kastediyor, babasını mı? Yoksa hala ailenin bilmediğim başka bir üyesi mi var? Avukat tutayım mı sizce? Ne için? Şey, mahkemenin derdi. Kim beni savunacak? Asacaklar ya beni. Seni kimse asmayacak. Mahkeme falan da olmayacak. Ayrıca bu ara moralin çok bozuk ve kafan yine karışık. Hiçbir şey için acele etme. Yani siz benim anlattıklarıma inanmadınız. Bak Rezan, ben seni anlamaya çalışıyorum. Bunu görüyorsun değil mi? Sen de beni biraz anlamaya çalışsan. Henüz senin bile anlayamadığın, işin içinden çıkamadığın bu bilmeceyi benim hemen anlayabilmem mümkün mü? Ya bu anlattıklarının hepsi hastalığa bağlı yanlış algılamalar ve düşüncelerse? Böyle bir ihtimali neden yok sayıyorsun? Hangi hastalıktan bahsediyorsunuz? Ha, deli olduğumu ima ediyorsunuz. Yani bütün bunları ben uydurdum, öyle mi? Rezan, hemen kızma. Ben senin doktorunum ve yanındayım. Ama bana inanmıyorsunuz. Ben hasta falan değilim. Benim başıma gelerdi, sizin başınıza gelseydi var ya, benden beter olurdunuz. İşte buna hiç itiraz etmezdim. Çünkü doktorlar da hastalanabilir. Ama madem ben doktorum, sen de bana geliyorsun, o zaman bunu beraber araştırmalıyız. Demek ki önümüzde iki seçenek var. Ya senin söylediğin her şey doğru? Doğru. Ya da sen hastasın. Ya değilim hasta. Hasta falan değilim. Hasta. Eğer sen hastaysan ve ben bunu anlayıp seni tedavi etmezsem sana yazık olmaz mı? Bana zaten yazık oldu. Asacaklar beni. Kimse seni asmayacak. Bu ülkenin yasaları var. Kes, asmayacaklar. Emin misiniz? Evet, asmayacak. E o niye asacaklar seni o zaman diyor. Asılacaksın diyor. Donunu bayrak direğine çektireceğim diyor. Ya donumu bayrak direğine çektirecekmiş. Gittim düzinelerce don aldım. Madem bayrak direğine çektirecek, hiç değilse pis ve adi bir kumaş olsun istemiyorum. Buna gülsem mi ağlasam mı bilemiyorum. Demek iç çamaşırını bayrak direğine asacaklar. İnsanın bilinç dışının zenginliğine hayran olmamak mümkün değil. Eline kızgınlığın geçti sanırım. Yok, aslında geçmedi ama hala günahkar mı? Ama geçen gün iş yerine gittim. Orada Cafer dedi ki artık elinden kurtulmanı istemiyorum. Zarar verme eline. İzledin mi maçı? Kesin penaltıydı ya. Bariz el vardı ya, görmedin mi? El vardı. Ben de zaten dişimin çürüğü sızladı gece boyu. Doğru düzgün maçtan hiçbir şey yok.
Ne kastetti sence? Benim bariz değil mi? Elinden kurtulma, öyle kalsın ama adamın dokunduğu yerler çürüyecek diyor. Ara ara bakıyorum, ağrı var ama daha tam çürüme başlamadı. Aman Tanrım, o adamın dokunduğu her yerin çürüyeceğini düşünüyor. Bir yanlış hareketin kızda yarattığı tahribat ne kadar derin. Bunları dinlerken insanın içi acıyor. Rezan, kendine haksızlık ediyorsun. Niye, ben mi istiyorum çürümesini? Adam alenen dedi ki dişim çürük. Yani diyor ki bu sene içinde vücudun çürüyecek. Acır mı çok çürürken? Hiçbir yerin çürümeyecek. Sen Cafer'in söylediği her sözü yanlış anlıyorsun. Ama göreceksin, her şey düzelecek ve sen yeniden eski Rezan olacaksın. Kim söyledi eski Rezan olmak istediğimi? Yeniden sağlıklı, başarılı Rezan olmak istemez misin? Ben hiçbir zaman sağlıklı ve mutlu bir kız olmadım ki. Sadece eskiden biraz başarılıydım, o kadar. İyileşip kaldığı yerden eski hayatına dönmekten ödü kopuyor. Demek eskisi gibi olmak çok korkutuyor bu kızı. Geçmişte bilmediğim başka neler var acaba? Siz ama merak etmeyin, ben verdiğiniz ilacı kullanacağım. Çünkü bana yardım etmek istediğinizi biliyorum. Ama benim yüzümden sizin de başınız belaya girecek. Bunu niye anlamak istemiyorsunuz hiç anlamıyorum. Sen beni merak etme. Bu adam burayı dinliyor. Size söyledim, geçen hafta da söyledim. Size de zarar verebilir ama benden günah gitti. Korkma, Cafer bana hiçbir şey yapamaz. Ve ben her zaman senin yanında olacağım. Sizi kızdıracak şeyler yapsam bile. Ne gibi şeyler? Geçen gece evine gittim. Evini nereden buldun? Araştırdım bütün hafta. Yoksa babasının işe güce yeniden merak saldı dediği şey bu mu? Evinin adresini bulmak için bayağı uğraştım ama sonunda buldum. Hayır, bir de kendini akıllı zannediyor. Giriş katta oturuyor bu. Camlardan birini tam kapatmamış. Gittim girdim. Ölüsün ama evinde fena değilmiş Cafer.
son anda kurtuldum yani ona yakalanmaktan. Umarım bu da sahnelerinden biridir. Umarım adamcağızın evine girmeye kalkmamıştır. Ama istediğimi de aldım. Neymiş istediği? Cafer bu mu? Eyvah eyvah. Sarnı değilmiş. Gerçekten girmiş adamın evine gizlice. Bu kızı kontrol altına almazsam hem kendi başına hem başkalarının başına iş açacak. Ne yapacaksın bu fotoğrafı? Ona göndereceğim. Benim de onu izlediğimi anlasın. Rıza'm, senden bir ricam olacak. Buyurun hocam. Bana ilk kez hocam dedi. Demek artık onunla dostuz, bana güveniyor. Bu fotoğrafı sakın gönderme. Niye? Onun da benden korkması iyi olmaz mı? Olmaz. Artık Cafer'i aramak yok. Cafer'in evine gitmek yok. Asla. Nasıl, hiç mi? Hiç. Ama korkmuyor adam benden, o da benden korksun. Yani... Gerçi korkmaz değil mi ben? Haklısınız, tamam gitmem. Peki. İlacını da bundan sonra iki tablete çıkaracağız. Ya niye iki tane? Hani sen dedin ya vücudum ağrıyor diye. O yüzden tamam. Çürümeye gelir mi? İkisini birlikte mi alıyorum? Evet, yatmadan önce ikisini birden. Rezan bir dakika, ben de geleyim seninle aşağı. Rezan. Dur. Bekle. İbrahim Bey. Buyurun doktor hanım. Bir sorun mu var? Kızınızla ilgilenmek için elinizden geleni yaptığınızı biliyorum. Ama geçen gece size görünmeden bir kez daha evden çıkmayı başarmış. Bir kez daha mı çıkmış? Kızınızı hastaneye yatırmayı yeniden düşünmeliyiz. Hayır doktor hanım. Yapamam bunu kızıma. Kıyamam onu hastanelere kapatmaları. Söz veriyorum. Ben çok daha çok dikkat edeceğim. Emin misiniz? Bakın bir kere daha uyarıyorum. Çok zor durumlarda kalabiliriz. Eminim doktor hanım. Ben bakarım kızıma. Haftaya mutlaka bekliyorum. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Hadi çıkalım kızım. Ah babasının bu inadı daha büyük dertler açmaz umarım başlarına. Rezan desen zaten iyi olmak istemiyor. Böyle bir hastayı tedavi etmek ne kadar zor. Kendine kurduğu bu yalancı dünyadan çıkmayı, yeniden eski günlere dönmeyi hiç istemiyor. Asılacağını zannederken bile bu sahte dünya ona daha cazip geliyor. Çünkü bu kadar önemli olmasa bütün dünya her an onu gözetler, onu izler mi? O artık herhangi biri değil. Ölesiye sevilen ve şimdi de ölesiye nefret edilen çok farklı, hatta çok ünlü biri. Bütün dünya işi gücü bıraktı, onu seyrediyor. Bu acımasız hastalığın ona en büyük armağanı işte bu. Ona önemli ve değerli olduğunu hissettiriyor. Kenarda köşede kalmış, kimsenin fark etmediği, ilgilenmediği biri değil artık. Hoş geldiniz. Rezan'ın... Tuna Hanım. Tuna Hanım.
Merhaba, nasılsınız? İyiyim İbrahim Bey, teşekkürler. Siz? İyi diyelim, iyi olsun. Eşim Nevin. Öyle mi? Çok memnun oldum. Tekrar hoş geldiniz. Ben hemen haber vereyim doktoruma. Lütfen. Şöyle oturalım Nevin. İbrahim Bey oturmasın. Leş gibi zaten, her yeri kirletecek, rezil olacağız. Ben oturmayacağım, oturmayacağım. Ben şu anda izlemedeyim. Geçen seferden her şeyi kaydettim buraya. Çöp değişse fark ederim. Ya kızım, sahnenin nerede duruyor? Baba gene hiçbir şey anlamıyorsun. Bir şey yerleştirmiştir kamera. Bakıyorum. Otursana. Tabii. Tamam hocam. Hemen söylüyorum. Reza Hanım buyurun, doktorum sizi... İbrahim, saat 5'te ütüm var. Tamam Nevin, yetişeceğiz. Merak etme. Aman Allah'ım, bu ne hal? Üstelik hiç umrunda değil. Hoş geldin Reza. Yok, yok, gerek yok. Sizi aradı mı? Aradıysa bana söyleyebilirsiniz. Saklamayın beni. Cafer mi? Ya bana başka kafayı takan kim o? Hayır, aramadı. Neden? Araması mı gerekiyordu? Yani işte bana ulaşamayınca deliye dönmüştür diye. Oh, beter olsun kendi kaşını. Bin beter olsun. Demek sana ulaşamadı. Görmüyor musunuz? Bu toprağı, çamuru mu kastediyorsun? Evet, topraklandım. Onun benimle bütün bağlantısını kestim. Kuduruyordur şimdi. Oh, çatlasın da patlasın. Hasta bir zihnin dilini çözmek her zaman bu kadar kolay olmuyor. Onu bu topraklanmadan vazgeçirmeliyim. Bu halde gezmeye alışırsa iyice toplumdan dışlanacak. Haklısın. Topraklanma, doğayla uyumlanma yüzyıllardır insanların negatif enerjiden korunma yöntemlerinden biri. Sadece o değil, onun teknolojik zımbırtılarından da koruyor beni. Bu elektromanyetik radyasyon diye bir şey var ya, o. Ama sık sık tazelemem lazım. Toprak var, aha. Bu olmaz. Şuralar. Yapma kızım, bu böyle olmaz desem nasıl olsa dinlemez beni. Onu bundan kurtaracak başka bir yol bulmalıyım. Çünkü dökülüyor falan ya, o zaman etkisi azalıyor. Sürekli tazelemek gerekiyor. Battı buralar, buraları sonra temizleriz birlikte. Rezan, topraklanmayı daha rahat, daha kolay uygulayabileceğin bazı yollar önersem. Neymiş? Mesela parka gidip ayakkabılarını çıkarıp çimenlerin üzerinde yürüyebilirsin. Bir her gün gidemem parka. Yok, bir de kışın ayakkabılarımı falan nasıl çıkaracağım? Bu olmaz. En güzeli bu yöntem bence. Sadece ayaktan topraklanma olmaz, bütün vücudumuz. Tamam o zaman. Sana çok daha kolay bir yöntem önereceğim. Ne gibi? Artık mayo giydiğin için daha rahat banyo yapıyorsun değil mi? Harika. Topraklanmanın en etkili yöntemlerinden biri de tuz banyosudur. Küveti doldur. Deniz tuzu, Himalaya tuzu, böyle birkaç çeşit tuzu suyun içine dök, karıştır. Ne kadar iyi hissedeceğine inanamayacaksın. Nasıl? İşe yarar sizce? En azından topraklanma diye internetten araştırırsa tuz banyosunu orada da görecek. Umarım ikna olur. Böyle toprağa bulanmak işe yarıyorsa o da yarar. Allah Allah. Aslında deneyebilirim. Çünkü annem bu durumdan hiç memnun değil. Çok kızgın bana. Bir de beni size şikayet etmeye geldi. Ben annemi kızdırmaktan hiç hoşlanmam. Ablam gibi cesur değilim çünkü ben. Ablan mı?
Daha önce bir ablan olduğundan hiç bahsetmedin. Üstelik İbrahim Bey de hiç bahsetmedi. Belli ki çok garip bir durum var ablayla ilgili. Romi, hiç farkında değilim. Kusura bakma ama bu farkında değilim denebilecek kadar basit bir mevzu değil Rezan. Bakalım bu abla meselesinin altından neler çıkacak. Ablan nerede şimdi? Galiba sizin evde yaşamıyor. Ablam öldü benim. İntihar etti. Aman Allah'ım. Demek intihar etti. Evdeki çocuklardan biri intihar ediyor ve bu bilgiyi bana ne baba veriyor ne de Rezan. Bu umursamaz hallerin sebebi şimdi anlaşıldı. Nasıl bir acıyı saklamaya çalışıyor içinde zavallı. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Ne kadar oldu öyleli? 20 yıl geçmiştir. O zaman ablan intihar ettiğinde genç bir kızdı. 16 yaşında falan, 16 yaşında. Adı neydi ablanın? Afet. Afet nasıl biriydi? Asiydi. Hiç bize benzemezdi. Sürekli dışarı çıkmak isterdi. Arkadaşlarıyla buluşsun, sürekli konuşsun. Annen ne derdi bu duruma? Çok kızıyordu annem. Sürekli kavga ediyorlardı. İşte o zaman da o asiliğinin cezasını çekiyordum. O kadar asil olamazsın. Onun. Geçen seans günahkar diye kimi kastettiği belli oldu Rezan'ın. Nasıl bir cezaydı bu Rezan? Oturmam gerekiyor burada. Akşam yemeğimiz 20.30'da bitiyor. Yani 13 dakika daha bekleyeceksin. Biraz daha barbunya isteyen. Ben isterim anneciğim, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Ben de biraz pilav istiyorum. Uzak mısın? Afet koyuyor ekmeği yerine. Al senin olsun. Bütün gece aç uyuyunca böyle şımarıklıklar yapmaman gerektiğini anlayacaksın. Yarın sabah uyandığımda sözünden hiç çıkmayan bir moran olacağım anneciğim. Emin ol. Cihazı aç bırakmakla kalmamış, bunun iyice işkenceye dönmesi için de her şeyi yapmış bu kadın. Peki baban ne diyordu, ne tepki veriyordu annenin bu cezalarına? Bir şey demez, babam karışmaz o işlere. Yani sizin evde babanın sözünden çok annenin sözü geçerli. Peki ablanla iyi anlaşır mıydınız?
sevmiyordu ablam. Beni sevmezdi ablam. Ya sana kaç defa söylemem lazım? Kapıyı çalmadan girme şu odaya. Bir yere mi gidiyorsun? Sana ne? Annemin haberi var mı? Ya sen niye geldin ki? Çıksana şu odadan. Aman iyi be, ödevim var zaten benim. Sen cidden dünyanın en sıkıcı çocuğusun. Ölüden farkın yok. Göbeğindeki şey ne? Hiçbir şey. Gördün mü bir kere? Göbeğine küpe takmışsın. Bana bak Rezan. Bak eğer anneme yetiştirmeye kalkarsan. Gece gelir seni uykunda boğarım. Anladın mı beni? Ben annemin sözünden çıkmayan uslu bir çocuk. Uslu çocuk. Çok uslu. Uslu ne? Nedir uslu? Yok gibi bir şeydir. Yoktur. Uslu diye bir şey. Ablam asidir. Asiydi çok. Ne yaparsın asi olduğunda? Yemek yiyemez. Aç kalırsın. O odadan da çıkamadı. Çok asiydi. Önce ablası için cesur dedi. Şimdi ise asi. Gerçek duygusu hangisi? Ona özeniyor mu? Onu kınıyor mu? Kendini ne güzel tanımlıyor. Yok gibi. Ama o çocuklar ne yapar? Ne yapar Rezan? Annelerinden hiçbir şey saklamazlar. Rezan doğru mu söylüyor? Anne bak bir dinle. Neyi dinleyeyim ha? Neyi? Çabuk aç karnını göster. Beni delirtme. Yani herkes yaptırıyor artık. Merve de yaptırdı. Minicik bir şey işte, büyütme. Mikrop da kapmadı, bak iyileşti bile. Afet, göster dedim sana. Aç, göster dedim. Bir daha asilik yapmaya kalkarsan bu acıyı hatırlarsın. Allah'ım bu nasıl bir anne? Bu kadın aşağıda şu an. Bugün onunla tanışacağıma inanamıyorum. Ablam beni sevmezdi dedin. Sen ablanı sever miydin? Cafer gelmiş olabilir, aşağıda olabilir. Yine konuştuğumuz konudan kaçmaya çalışıyor. Haklı kız. Hastalanmakta da haklı. Gerçek dünya ona acıdan başka hiçbir şey vermemiş ki. Şimdi yeniden onun dikkatini toplamalıyım. Rezan, içeri girelim o zaman. İçerisi daha güvenli. Olur. Bence de çok mantıklı. Girelim. Aşağıda olabilir çünkü.
kendisi severdim ablamı ama annem beni ondan daha çok sevsin isterdim hep. Ne yapayım? Abla, sana merhem getirdim karnın için. İstemiyorum. Gazoz? Hayır. Gofret? Sana bu yaptığını nasıl ödeteceğim diye korkuyorsun değil mi? Uykunda mı geleceğim? Okula giderken yolunu mu keseceğim ha? Ablam, ben senin canın yansını istememiştim. Merak etme. Senin canın daha çok acıyacak. Ben 18 olduğum sabah bu kapıdan çıkıp gideceğim. Bir daha da hiçbiriniz yüzümü göremeyeceksiniz. Sen o kadar korkaksın ki asla bu evden çıkabilecek cesareti bulamayacaksın. Bu ruh hastası annemle ölene kadar bu evde yaşayacaksın. Asıl o gidemedi işte. Gidemedi hiçbir yere. Oh, gidemedin işte. Nasıl gidiyorsun? Ah bir anne yüzünden hayatı mahvolan iki evlat. Biri gencecik yaşta canına kıymayı seçmiş, diğeri gerçeklere daha fazla dayanamayıp sahte bir dünya yaratmış kendine. Rezan, seni üzmek istemem ama bu konuyu bilmem gerekiyor. Sence ablan neden intihar etti? Ben hastalıktan kafayı yedi işte. Ne hastalığıymış bu? İşte ölmeden birkaç ay önce hastalandı. Hatırlamıyorum ki çok uzun. Ama ben hasta değilim değil mi? Benim kafam karışık sadece. Hastalıkla intiharı eşlemiş kafasında. Hasta olma kavramından ondan bu kadar korkuyor. Ablanınki fiziksel bir rahatsızlık mıydı, hatırlıyor musun? Grip gibi bir şeydi galiba ama hiç kalkamadı yataktan. İşte Asi olursan böyle olur, kalkaması yataktan. Asi. Asi. Bu hastalığın detaylarını annesinden öğrenmeliyim. İntiharıyla bir bağlantısı var mı acaba cidden? Hocam. Ben artık işe gitmek istiyorum ama babam izin vermiyor. Galiba siz yasaklamışsınız değil mi? Neden? İşe dönmeni ben de istiyorum ama henüz çok erken. Bu kafa karışıklığıyla işine konsantre olamayacağını düşünüyorum. Hem Cafer de orada. Onu görmekten rahatsız olmayacak mısın? Olacağım tabii. Olurum. Hiç özlemedim ki zaten o köylüyü. Boşum öyle benim boş masama bakıp deliriyordur. Oh canıma değsin, beter olsun. Aslında eğer sanrı sistemini yani gerçek dışı düşüncelerini biraz sınırlayabilirsem işini yapmaya devam edebilir. Evde böyle bir anneyle kalmasından daha iyi olur hatta belki. Bugün asıl anneyi tanımaya çalışsam daha iyi olacak. Rezan, sen ilaçlarını düzenli kullanmaya devam et. Haftaya bu işe dönme meselesini tekrar konuşalım, olur mu? Seans bitti. Geç kızım, otur şöyle. Sakın. Oturmayı aklından bile geçirme. Orada dur. Efendim hocam. Tabii hocam, hemen gönderiyorum. Nevin Hanım, buyurun, doktor hanım sizi bekliyor. Geçebilirsiniz. Merdivenlerden çıkınca soldaki ilk kapı. Geç kızım, otur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Doktor hanım müsait mi? Yalnız doktor hanıma söyleyin, çok tutmasın. Benim evde işim gücüm var. Nevin. Hemen haber vereyim ben kendisine.
Hocam, Rezan Kökçü ve ailesi geldiler. Tabii hocam, önce kimi alalım? Peki. Hocam, bir de şu komşular var ya benim, onlar torunlarını bıraktılar bir saatliğine kliniğe de, bilginiz olsun. Tabii hocam, tabii, dikkat ederiz. Tamamdır. Buyurun Rezan. Bir şey içer misiniz? Sağ ol. Buyurun. Buyurun Reza Hanım. Hoş geldin Reza. Aman bu ne güzellik. Ne kadar iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Otursana. Bakıyorum topraklanmayı bırakmışsın. Yok, topraklanmayı bırakmadım ki, toprak sürmeyi bıraktım. Sizin dediğiniz gibi tuzlu suda kalıyorum. İşe yaradı biliyor musunuz? O köylü Cafer öyle eskisi gibi istediği gibi izleyemiyor beni. Öyle mi? Buna çok sevindim. Gerçi yani hala mayoyla yıkanıyorum ama olsun. Bence uyurken de izleyemiyor. Öyle olsa uyanırdım çünkü. Demek ilaçlar etkisini yavaş yavaş göstermeye başladı. Annem de ilgilendi benimle. Nasıl ilgilendi annen? Çorba yaptı. Başka? Meyve sordu, getirdi. Hasta olduğum için yapmadı ama. Değil mi? Hasta değil. Hasta değilim değil mi ben? Maalesef çok hastasın Rezan. Ama ablanın hasta olduğu süreçten dolayı hasta olmaktan o kadar korkuyorsun ki sana bunu söyleyemem. Hasta değilsin Rezan. Sadece biraz kafan karışık. Daha önce konuşmuştuk bunu seninle. İyiyim, iyiyim. Hatta biliyor musunuz, ben bu hafta bir gün dışarı çıkmak bile istedim. Ama annem izin vermedi. Ne yapacaktın dışarı çıksaydın? Bilmem. Hiç arkadaşım yok ki. Neden arkadaşın yok? Bildiğim kadarıyla çok kalabalık bir iş yerinde çalışıyordun. Evet, çünkü annem dışarı çıkmama izin vermiyor. Hep zamanda evde olmam gerek. Nevin Hanım'ın afetle yaşadığı sorun da buydu. Demek Rezan'ı da iş saatleri dışında evden çıkarmıyor. Zaten insanlar da pek sevmiyorlar galiba beni. Ne konuşacağım ki onlarla bilmiyorum. Çok kıskanıyorlar beni. Mesela ablamı hiç kıskanmazlardı. Demek ablandan bahsetmek istiyorsun. Neden kıskanmazlardı ablanı? Kıskanılacak bir şey yoktu ondan. Çünkü ben ablamdan daha güzeldim, daha başarılıydım. Annem beni ondan daha çok severdi. Evet, hep geç kaldığı için kavga ederlerdi. Gerçi son zamanlarda annem ablamı daha çok sevmeye başlamıştı ama. Neden öyle söyledin? İşte ablam hastalandığı için annem onunla ilgileniyordu hep. Beni görmüyordu bile. Afet annemin ilgisini hiç hak etmiyordu aslında, biliyor musunuz? Nankörün tekiydi. Madem iyiyim, dışarıda çıkabilirim. Rezan tuzu verir misin lütfen? Günaydın. Günaydın kızım, hoş geldin. Bugün daha iyisin galiba. Sonunda biraz iyiyim. Niye böyle giyindin sen? Arkadaşlarla buluşurum belki dedim. Geleyim mi ben de? Ne oldu? Kuyruk gibi takılma peşime hemen. İyileşmişsin belli. Uyuz uyuz konuşuyorsun yine. Bu kadar ağır hastalık geçiren biri kolay iyileşmez. Kusura bakma anne, çıkacağım artık bugün. Ben sana çıkma demiyorum kızım. Ama önce ilaçlarını iç.
Sonra ne istersen yap. Ya iyiyim ben anne. İstemiyorum ilaç falan. Hastalık belki hafifledi ama daha tam geçmedi kızım. Benden iyi mi bileceksin? Annen haklı Afet. Yani kaç zamandır hastasın. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Ben geç kalıyorum. Anneni üzme tamam mı kızım? Tamam. Al bakayım. Ne olur beni de götürse. Rezan git başımla. Abla ne oldu? Ben iyi misin? Bir şey oldu. Abla. Ne oldu bana? Hastasın kızım, sana söyledim. Saatlerdir uyuyorsun. Neredeyse akşam olacak. Anne iyiydim ben. Çok iyiydim. Ne oldu? Buradayım ben bir tanem. Burada annen. Şimdi sana çorbanı hazırlayayım. Sonra da üzerine hemen ilaçlarımızı da içeriz. Tamam mı? Sen yapıyorsun değil mi? Bilerek hasta ediyorsun beni. Annem o kadar üzüldü ki, o kadar şaşırdı ki. Ne yapsın, o kadar iyi baktı ki onu. Ters giden bir şeyler olduğunu eminim sen de biliyordun Rezan. Ablan ne yaptı sonra? Kıyameti kopardı. Zaten ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Sen yaptın. Sen hasta ettin beni, biliyorum. Yoksa neden iyileşmeyeyim bu kadar zaman? İyi uyuyamadın ağrılarından, o yüzden sinirlisin böyle. Hadi gel yatağına, hadi. Bırak beni, bırak. Bir şey koyuyorsun bunlara. Bir şey koyuyorsun bunlara, biliyorum. Hasta ediyorsun beni. Sırf sana mahkum olayım diye yapıyorsun. Afetciğim kızım, delirdin mi sen? Tanem, annen yemeden içmeden senin başına nöbette. Ya sen iyileşirsin diye kendini harap etti kadın. Bu mudur mükafat ha? Ya beni hasta ediyor baba. Neden inanmıyorsun? Haklısın kızım, haklısın. Bu hastalık biraz uzun sürdü. Senin de sinirlerin harap oldu. Yoksa insan bu lafları annesine eder mi? Hı? Ya madem öyle bir şey yok, niye doktora götürmüyorsunuz beni? Niye? Tamam kızım. Dediğin gibi olsun. Doktor çağıracağım ben. Bir de o baksın sana da kullandığın ilaçları ben. Hı? Oldu mu kızım? Oy bir tane. İnsan
dışarı çıkmak için kendini öyle yerden yere atar mı ya? Hep asiydi. Hep bir sorun, hep sıkıntı, hep çıkıntılık. Evde huzuru kalmamıştı. Gerçeği bilse de üzerine örtmeye çalışıyor belli ki. Annesinin haklı olduğunu düşünmek onu rahatlatıyor. Yoksa ablasının isyan ettiği bir hayatı o nasıl benimseyecekti? Yani onu hasta eden bu hayatı. Babam da dediğini yaptı, gitti getirdi doktoru. Nefes al kızım. Öksür. Şimdi son bir defa derin bir nefes al. Tamam. Çok sıkıntılı bir durum yok. Bir de kullandığı ilaçları göreyim. Elbette. Kızım, annene söyle ilaçları alıp getirsin hemen. Anne, ilaçlar. Biliyorum. Buyurun. Kızımın tedavisi için elinden gelen takviyeyi yapıyorum. Güzel. Bunlar zaten en bilindik soğuk algını ilaçlarıyla vitaminler. Yok, bunlar değildi. Değiştirmiş. Bana verdiği ilaçlar bunlar değildi. Kızım hastalıktan bunu aldı resmen. Ne dediğini bilmiyor, kusura bakma. Yalancısın sen, yalancı. Bana bak. Sabrımı taşırma benim. Demin. Ya ne olur inanmayın siz anneme. Bana verdiği ilaçlarda bir şey var. İçtikçe daha kötü oluyorum. Sanki donduruyor bu ilaçlar beni. Yani annen seni bilerek mi hastalıyor kızım? Yazıklar olsun sana kızım. Evet Afet, yeter ama. Ya yemin ederim öyle. O yüzden bu haldeyim. Peki kızım, annen niye böyle bir şey yapsın sana? Hiç. Ya dışarı çıkmamı istemiyor. Ne olur kurtarın beni. Doktor bey, kusura bakmayın. Siz böyle saçma sapan bir olaya maruz bıraktık. Lütfen kusurumuza bakmayınız. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Madem kızımız böyle bir vesveseye kapılmış, onun da aklında soru işareti bırakmamak için bir kan testi yapabiliriz. Böylece ortada bir şey olmadığını görünce o da rahatlayacaktır. Olur. Tamam. Eve bir hemşire çağırırsanız çok iyi olur. Tabii. Biz kızımızın iyiliği için canımızı dişimize taktık. Eve kadar doktor çağırdık. Şimdi bir kan almak için hastanelere taşınmayalım. Haklısınız. Ben hastaneye gidince size bir hemşire gönderirim. Çok sağ olun doktor bey. Sağ olun. Buyurun, ben sizi geçeyim kapıya kadar. Ablamın gözü dönmüştü. Elin adamına şikayet etti annemi. Annemi ele vermeyi kafasına koymuştu. Demek anneni ele verecekti. Yani onun ne yapmaya çalıştığını biliyordun sen. Ah Rezzam, bir çocuk olarak bunlara susmak çok zor olmuştur. Peki doktor hemen yolladı mı hemşireyi? Derli aldı kanı hemşire. Derin bir nefes alalım Afet'cim.
Tamam. Artık acımayacak. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu. Ne zahmeti? Yarın sonuçları alabilirsiniz. Afiyetciğim, artık bastırmana gerek yok. Anne. Anne. Bir kızınız daha mı vardı? Anne. Buradayım. Evet, küçük kızım. Kedisiyle oynuyor. Kedisiyle oynadığı zaman kendini kaybediyor. Kim bilir neler kırdılar içeride. Biz sonuçları yarın alırız. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Yolladın mı hemşireyi? Boşuna yorma kendini. Hadi geç yatağına. Kan alınmasın diye beni uyutup gittirdin ha. İlacı neye koydun peki? Suyuma mı? Babam gelsin söyleyeceğim. Söyleyeceğim kan alınmadığını. Doktor da fark edecek zaten. Kurtulacağım. İkinizden de kurtulacağım. Yapamazsınız bunu bana. Yapamazsınız bunu bana bu kadar. Yapamazsınız. Yapamazsınız bunu. Yapamazsınız bunu. Bu kadar da yapamazsınız. Bu kadar da yapamazsınız. Yapamazsınız. Bunu bana yapamazsınız. Yapamazsınız bunu. Aman Allah'ım. Zavallı Afet resmen esir alınmış. Son şansı da böyle tükenmiş. Demek sen de sırf bir parça sevgi görmek için annenin günahına ortak olmak zorunda kaldın Reza. Ah zavallı çocuklar. Afet ne yaptı sonra? Ağladı. Çok ağladı. Annem baktı ki susmayacak, kitlediğinden olaya. Sen duyuyor musun beni? Rezan oradasın biliyorum. Rezan. Ne diyorsun? Rezan artık kurtar artık beni buradan ne olur. Hadi. Ne yapabilirim ki? Annemin bana yaptıklarını biliyorsun. Git hepsini o görmeden Semra teyzeye anlat. Hadi Rezan yaparsın. Hadi ne olur Rezan. Rezan hadi kurtar beni kardeşim. Rezan hadi kardeşim kurtar artık beni buradan ne olursun.
Rezan, hoş geldin kuzum. Söyle. Şey, Semiha teyze. Ablam. Ablam için geldim. Ne olmuş ablana? Annem. Annem ablama. Ablasına kek yaptım da evde yumurta kalmamış, onun için yolladım. Ay, ne demek komşum, hemen. Yapamadım, kimseye söyleyemedim. En çok da sustuklarımız hasta eder bizi zaten. Peki bunlar olurken baban neredeydi? Babam yoktu ki benim. Babam evdeyken bile yoktu ki o zaman. Sen bir daha Afet'e yardım etmeyi denedin mi? Çok korktum. O sürekli vurdu geceleri duvara. Ben onu duyayım diye. Güm güm güm. Sonra ses kesildi bir gün. Bir daha vurmadı. Abla. Abla özür dilerim. Ben denedim ama olmadı. Boşver. Olmayacak zaten. Abla lütfen öyle deme, olur mu? Al bunu. Çok severdin, senin olsun. Hayır, sen de seviyorsun ama. Hem çok yakışıyor sana. Rezan, buraya gel. Sadece bana değil, sana da yazık olacak kardeşim. Bana o kadar acıyarak baktı ki ben anlamadım. Ben nereden anlayayım? Hocam anlamadım. Ben zannettim ki kabul etti. Yenildiğini kabul etti ama o yenilmedi ki çıktı o evden. Ben kaldım o evde. O evde ben kaldım. Ben şimdi kızıma ilaçlarını da getiririm. Sakın annene benzeme Reza. Kurtar kendini.
Ben seni akıllanırsın sanıyordum ama nerede? Eskisi gibi sokaklarda sürtmeyi unut. Bitti artık. Abla! Rezanla... Beni artık bu mezarda diri diri tutamayacaksın anne. Bak ölüyorum, tutsana beni. Şöyle güzel bir gecelik seçelim kızıma. Hangisi daha güzel? Bu değil mi? Bence de. Güzel kızım benim. Ablam böyle yüzü gülüyor gibiydi öldüğünde. Anneme karşı o kazanmıştı sanki. Dudağında kırmızı güller açmıştı ablam. Ben gülleri hiç sevmem biliyor musunuz? Ama ablam çok severdi. Dikeni de hep onun eline batardı. Şimdi mezarın üstü görünmüyormuş o güllerden. O görüyor mudur sizce? Neyi? İşte o gülleri. Babam gidiyormuş sık sık sulamaya ama bizi hiç götürmüyor. Ablam öldü sanki bizim hep de öldü. Benim kralım kızım. Ben hasta olacaksın kendin. Bu ellerimle bir kendim ben onu. Kat bir hava alalım. Çocuk üzülüyor bak çocuk üzülüyor. Sen açılırsın Nevin. Yapma böyle. Bırak kendini. Afet fıstıklı helva yemez, alerjisi var.
Ne dedin Nevin? Herkes dışarı. Bizi yalnız bırakın. Nevin, böyle bir günde olmaz ama. Yapacak bir şey yok. Herkes dışarı. Nevin, Nevin yapma böyle. Açmadı annem o kapıyı. Öyle yapayalnız kaldım. Sonra gece odamda tek başıma. O kadar çok üşüdüm ki. Her yerim buz kesti. Ablamın bana verdiği yüzüğe bakıp durdum. Ben anlamadım ki. Bu yüzük hiç çıkarmıyorum. Meğer veda etmek için vermiş. Ben hiçbir şey anlamadım. Hiç çıkmıyor ablamın ölürkenki yüzü aklımda. Ama sanki gülüyordu. İnsan ölürken gülebilir mi? Gülüyordu, gerçekten gülüyordu. Belki de beni affetti. Affetmiş midir sizce? Bugüne kadar bunları kimseye anlatmamış. Derdini kimseyle paylaşamamış. Şimdi de ablasının başındaki o küçük rezan soruyor bana bunları. Bence affetmiştir. O senin suçlu olmadığını biliyormuş zaten. Peki annen ne yaptı? Sanki ablam değil ben ölmüştüm. Annem için görünmez oldum o saatten sonra. Üzümlü kek yapacağım. Eve gelince yersin. Ama ben üzümlü kek sevmem ki. Kakao severim. Afet üzümlü kek seviyor. Dergide gördüm bu modeli. Çok hoşuma gitti. Gittim yünciye. Baktım hangi günü alsam, hangi günü alsam diye. Sonra düşündüm. Senin sevdiğin renk buydu. Bir de çok yakışır sana. Hadi bunu alayım dedim. Anne. Anne. Ne var? Yarın veri toplantısı varmış. Öğretmen kağıt gönderdi imzalı diye. İyi. Akşam baban gelince imzalatırsın. Suya tut, geçer, bir şey kalmaz. Kapat artık şu ışığı da uyu. Saat kaç oldu bak? Senden başka ayakta kimse kalmadı evde. Sana da iyi geceler anne. Zavallı Rezzan'ın annesinin gözünde neden görünmez olduğunu şimdi anlıyorum. Ölü ablası annesi için kusursuz bir evlat olmuş. Rezzan'ın bu hastalığa yapışmasının diğer sebebi de bu. Annesinin gözünde görünür olmak. Sizce bu bizim Cafer'le aramızdaki ilişkiyi anneme anlatsam kızar mı? Söz Cafer'e ve sıkı sıkı tutunduğu hayallere gelince nasıl da yüzü aydınlandı. Daha önce anlatmışsın, anlamamış. Doğru, siz bile anlamakta zorlandınız. Ne hoşsun Rezzan. Sahiden de öyle oldu. Başta seni anlayabilmek için çok uğraştım ama şimdi anlıyorum. Bence artık kimseye anlatmaya çalışma. Sanki siz bana kızmadınız.
gibi değil mi? Hiç kızmadım. O küçük Reza'nı çok iyi anladım. Teşekkür ederim. Ben gene geleceğim ama buraya değil mi? Tabii ki geleceksin. Ben de seni bekleyeceğim. Ama bugün konuştuklarımızı iyi düşün, olur mu? Tamam, düşüneceğim. İlaçlarımı da alacağım hocam. Tamam o zaman. O hemen de bitiyor. Evet, bugün zaman çok hızlı geçti. Sizce güzel olmuş muyum? Söylediklerim bugün onu rahatlattı. Gitmek istemiyor. Çok güzel olmuşsun. Rıza'nın buyurun, beraber geçebiliriz. Ben kendimi çıkarım sana. Hoş geldin Reza. Hoş buldum. Otursana. Ne kadar güzel görünüyorsun. Çok yakışmış bu renk sana. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Peki saçım fark ettiniz mi? Sanırım biraz kestirmişsin değil mi? Evet, hem de kuaföre kestirdim. Çok beğendim. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Yeniden işe başlayınca daha bakımlı olmam gerekiyordu ama ilk gün o kadar heyecanlandım ki. Hem Cafer'i görmeyi çok istiyordum hem de ödüm patladı. Neden korktun bu kadar? Yani işte ben o kadar zaman sonra karşısında görünce ne yapar ne eder bilemedim ama siz demiştiniz ya bana hani hiçbir şey yokmuş gibi davran. Öyle davrandım. Vallahi sanki ne o beni tanıyor ne ben onu. Evet, tam da öyle söylemiştim. Tabii aklımızdan geçenleri bir biz biliyoruz. Neler geçiyordu aklınızdan? Çok özlemiş beni. Reza, hoş geldin. Hoş geldiniz Reza Hanım. Reza, hoş geldin. Geçmiş olsun Reza Hanım. Aramıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz Reza Hanım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olun. Hoş bulduk. Tabii beni her yerden izliyor ama canlı canlı görmek başka. Öyle makyajlı havalı görünce daha da aşık oldu eminim. Ah canım ya. Yazık ona da değil mi? Güya bana hiçbir şey belli etmedi ama ben anlıyorum tabii. Şimdi kafayı kaldırıp bir kez bile bakamadı bana. Cafer, bak organizasyonu yapacağımız mekan burası. Çok güzel. Fasıl da varmış. Süpermiş ya. Vallahi özlemişim böyle mekanlara gitmeyi. Değil mi ya, ben de. Burada şey var mı, açık alanı var mı? Var, terası var. Terasta mı? Özlemiş tabii beni. Bana yine hemen şarkılarla mesaj yollamaya koyuldu. İşte ada sahillerinde bekliyormuş, yollarımı gözlüyormuş da bilmem neymiş. Bana aşık olduğunu anlatmak için yine türlü numaralar. Güya bana beni ne kadar özlediğini çaktırmayacak. Şimdi ben yutar mıyım? Anladım tabii. Siz demiştiniz ya hani Cafer artık sana eskisi kadar kızmıyor diye. Benden önce anladınız bunu. Gerçekten bana kızmıyor artık eskisi kadar. Böylesi daha iyi değil mi? Evet, daha iyi. Biraz da o yansın için için. Ama sen yine de ona fazla yaklaşma, olur mu? Yaklaşmayayım. Değil mi? Evet, yani adam takmış kafayı bana, ne yapacağı belli olmaz. Diğer arkadaşlarınla aran nasıl? Benim yeni bir arkadaşım var iş yerinde, biliyor musunuz? O kadar tatlı bir kız ki, adı Melis. Merhaba Rezan. Tanışmadık henüz. Ben Melis. Memnun oldum.
Herkes kahveyi ortak alana geçti. Biz de geçelim mi? Olur. Tamam. Senden bahsettiklerini duymuştum ama biz bir türlü tanışamadık. Öyle mi? Ne söylüyorlar hakkında? Yani genelde sessiz sakin diyorlar. Rezan, nasılsın? Vallahi dedim bu kız iyice karabatak oldu. Ne hastalıkmış ya. Ya son. Geçmiş olsun valla. Bütün yük sendeymiş burada. Yokluğun çok hissedildi. Ama bizimki yine rahat durmadı. Kıskandı herhalde beni. Bir anda elektrikleri kesti. Aklı sıra bize kahve içirmeyecek. Hayır, ben kafamı kaldırıp da o tarafa bakınca hemen geldi elektrikler. Geçmiş olsun tekrar. Görüşürüz. Yeni proje nasıl gidiyor? Nasıl geldi elektrikler? Nasıl olacak? İşte ben o tarafa bakınca anladı tabii. Neyi? Neyi olacak? Ben aklımdan şöyle geçirdim. Dedim ki Cafer sakın korkma. Benim bu adamla hiçbir alakam yok. Anladı. Hemen geri geldi elektrikler. Sarı sistemi şekil değiştirdi ama yine de devam ediyor. Bu sefer umarım onun hayatını eskisi kadar kötü etkilemez. Başka nasıl geçiyor işteki günlerin? Yoğun. İşte Melis'le sık sık sohbet ediyoruz. Hatta bana dedi ki hafta sonu birlikte alışveriş merkezine gidelim. Ne güzel. Ama Cafer'in gözü hep üstümde. Bir görseniz beni mutlu etmek için neler yapıyor. Güzel değil mi? Evet. Buraya kesin gidelim. Buyurun. Aa, bu nereden çıktı? Hakan Bey ile Cafer Bey iddiaya girmiş. Cafer Bey kaybetmiş ama iddiayı. Bütün şirkete kurabiye almış ceza olarak. Ay, acı badem kurabiyesi. Bayılırım. Bu Cafer köylüsü beni o kadar düşünüyor ki. Görevli kurabiyelerim bile en güzelini seçip bana verdi. Yani biraz utandım tabii o an Melis'ten ama... Ay zavallı kıza parça pinçik kurabiye göndermiş. Ama benim en iyisini yememi istiyor. Anlayacağınız Cafer bana kızmaktan, beni astırmaktan vazgeçmiş. Artık bunlardan kimseye bahsetmiyorsun değil mi? Bunu konuşmuştuk seninle. Yok, kimseye bahsetmiyorum. Hem aramız yeni düzeldi. Dedim ya, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorum. Hem zaten kime söyleyeceğim ki, kimseye güvenmiyorum. Bir ara aslında Melis'e söyleyeyim mi diye düşündüm. Yok, ona da bahsetme. Biliyor musunuz Cafer de bahsetmiyor kimseye. Nereden anladın bunu? Yani... Bırakın başkalarını, bana bile bir şey söylemiyor. Ama böyle başka başka yollardan bana mesaj gönderiyor. Başka nasıl mesajlar gönderiyor? Çim bir
Akdeniz'e sokak müzisyenlerini ayarlamış. Esmer'in biçim biçim çaldırıyor. Anladım ben tabii hemen. Saçımı daha da koyup boyamamı istiyor. Ama ben memnunum renginden. İçimden dedim hayatta yapmam. Duydu tabii beni. Bir daha çaldırmadı bu parçayı. Kızım, şu kavundan da al mutlaka. Bal gibi. Zaten mis gibi de kokuyor. Yok balmışım, yok mis gibiymişim. İltifat üstüne iltifat yani. Alo. Mağazamızdan yaptığınız 500 liralık alışveriş karşılığında Antalya'da çift kişilik tatil bedava. Ay Antalya'da tatil teklifinde bile bulundu yani. Halbuki dur bakalım. Değil mi? Yani dereyi görmeden paçalırsın ama. Sürekli seninle irtibatta olduğunu düşünüyorsun o zaman. Dört koldan. Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ya. Bir bakar mısınız size bir şey göstereceğim. Canım kıyamam vallahi ya. Sürekli bu şarkıları paylaşıyor. Sürekli internetten bunları paylaşıyor her gün. Ah. İşte derdi gücü ben olmuşum. Demek her şeyin hala Cafer'den geldiğine inanıyor ya da inanmak istiyor. Bunlar onun hayatını olumsuz etkilemezse bana da bir süre daha bunlara ses çıkarmamak düşüyor. Çünkü gerçekler halen onun için çok acı. Çok da yalnız bu kız. Keşke zamanla sosyal ilişkilerini daha da güçlendirebilse. Bu köylünün gözü de gönlü de bende. Rezzan neden sürekli Cafer'e köylü diyorsun? Köylü. Evi Kadıköy'de. Ben de öyle köylü dedim kaldı. Ne, Kadıköylü mü diyeyim, çok uzun olmaz mı? İlahi Rezzan. Zaten kimseye söylemiyorum. Gerçekten bir tek sizinle konuşuyorum. Çünkü beni bir tek siz anlıyorsunuz. Siz hem benden daha akıllı hem de daha tecrübelisiniz. O yüzden sizi dinlerim yani. Teşekkür ederim. Sen de hem akıllı hem de başarılı birisin. İş yerindeki başarılı kariyerine devam et. Onu başka şeylerin yıpratmasına izin verme, olur mu? Zaten Cafer anneme zarar verir diye hiç onun üstüne gitmek istemiyorum. Nihayet annenin konusu açıldı. Cafer'le annenin ne ilgisi var? Aslında o konuda biraz kafam karışık hocam. Şimdi babam dedi ki annen hasta, o yüzden hastanede. Şimdi siz de benim hayatım biliyorsunuz, her taşın altından bu Cafer çıkıyor. Bu işte de bir parmağı olabilir diye düşündüm. Yani annen Cafer'in elinde mi? Başlarda öyle düşünüyordum ama yani hatta başta onunla pazarlığa bile oturdum. Bakın ben artık içime maya giymiyorum, çıkardım. Dedim ki çek, çek çıplak. Rezzan'ı korkmuyorum artık ama anneme bir zarar verme. Sonra biraz zaman geçince, çünkü anneme katlanmak zordur. Dedim eğer annem Cafer'in yanında olsaydı Cafer'i canından bezdirirdi. O da geri gönderirdi anneme. Annem hala yok demek ki. Yani annen Cafer'in elinde değil. Galiba babamın dediği gibi annem hasta, o yüzden hastanede. Peki annenin evde olmaması nasıl? Özlüyor musun onu? Hocam galiba ablamın asiliği bana bulaştı. Neden böyle dedin? Ben yıllardır ablamın odasına gizli saklı girerim. Böyle korka korka. Çünkü annem izin vermez. Geçenlerde gene girdim. Ablamın eşyalarına dokundum. O gün bugün annemi özlemez oldum. Nasıldı peki ablanın odası? Nasıl hissettin orada?
Önce ödüm koptu. Ablamın hayaleti bana böyle yapacak diye aklım çıktı. Sonra babamla girdik odaya. Gel kızım gel. Ne hayaleti? Hayalet mi hayalet yok. Gel. Bak ne diyeceğim. Ablan aramızdan ayrılığı yıllar oldu. Bu odayı da böyle müze gibi saklamanın bir manası yok. Hazır annen yok. Toplayalım eşyaları, ihtiyacı olanlara verelim. Hı? Baba annem çok kızar olmaz. Ya annen iyileşip gelecek dedim ya. Hem annem böyle şeylere kızmayacak artık. Tam aksine. Onun için çok güzel sürpriz olacak. Ya kızarsa? O zaman babam zorladı dersin. İyi vallahi günah benden gitti. Hadi toplayalım eşyaları. Toplayalım ne var ne yok şu yatağın üstüne koyalım. Hadi kızım durma. Bak. Böylece odayı toplamaya başladık. Her şeyi ama her şeyi kaldırdık. Ama ben hiç ama hiç aklıma gelmeyecek bir şey buldum. Rezan iyi misin? Hocam bakar mısınız? Nedir bunlar? Bu ablamın kartpostal koleksiyonu. Gidemediği için arkadaşlarına sipariş verirdi. Buralara gitmenin hayalini kurar. Ne güzelmiş. Arkasına bakar mısınız ne yazmış? Londra, bekle beni. Kardeşimle gelip o dönme dolabı bineceğiz. Rezan yüksekten korkar ama ben onun elinden tutarım. Hawaii, güneşini bize sakla. Rezan'la o kumsallara bir kendimizi atalım. Hiçbir kuvvet kaldıramayacak bizi bir daha. Babam beni seviyormuş hocam. Benim de buralara gitmenin hayalini kuruyormuş. O evde beni tek başıma bırakıp gitmeyecekmiş. Birlikte gidecekmişiz.
Rezan da tıpkı annesi gibi ablasının yasını hiç tutmamış. Çünkü yas tutmak için birini kaybettiğini, onun artık geri gelmeyeceğini kabullenmen gerekir. Ve o kaybın arkasından hayata devam edebilmenin tek yolu da önce o yası tutmaktır. Rezan şimdi ilk defa ablasının yasını tutuyor. Ama bu yas sürecinden çok daha kendini bulmuş çıkacağına eminim. Baba kız birlikte acıdan darmadağın olmuş ailelerinin parçalarını yeniden bir araya getirecekler ve yeniden bir bütün olmak için çabalayacaklar. Hadi kızım, gidelim. İyi günler Tuna Hanım. İyi günler. Görüşmek üzere. Yeni başlayacağım projede seni yanıma almak istiyorum. Müdürle de konuştum. Rezan? Gerçekten mi? Bak bu şahane bir haber işte. Sana nasıl teşekkür etsem az. Gerçekten çok mutlu ettin beni. Olur mu canım öyle şey? Gençlere fırsat vermek lazım. Sen çok akıllı bir kızsın. İyi ki geldin. Sen de. Tamam o zaman. Görüşürüz. Tamam. İyi hafta sonları. Bay bay. Melis. Rezan. Bugün yine çok şıksın. Teşekkür. Bir ayda daha da güzelleşmişsin. Otursana. İşte elimden geldiğince kendime özen göstermeye çalışıyorum. Çünkü böyle olunca moralim daha iyi oluyor. Sonuçta ben çalışan bir kızım. Kendime bakmam lazım. Siz de beğendiyseniz ne mutlu bana. Çok güzel olmuşsun. Ne var ne yok görüşmeyeli? Çok yoğun. Çok yoğun çalışıyorum. Yani gece gündüz başımı kaşıyacak vaktim yok. Masamdan hiç kalkmıyorum. Öğlen yemeklerini bile masamda yiyorum. En azından öğle tatillerinde arkadaşlarınla çıksan, biraz gezsen, hava alsan sana da iyi gelir. Arkadaşım yok ki. Melis diye bir kızdan bahsetmiştin. O ne oldu? Ben Melis'ten bahsettim size değil mi? Evet, iyi anlaşıyoruz dedin. Hatta hafta sonu için plan yapıyordunuz. Melis'le ilgili size söylemem gereken bir şey var. Tabii dinliyorum. Melis'le Cafer birlikteler. Öyle mi? Emin misin? Gözlerimle gördüm. Böyle el elelerdi. Bir de servisin önünde böyle bir... Ne hissettin onları öyle görünce? Hiç. Üzüldüm. Yani Melis için. Melis. Melis, gerçekten seni üzmek istemiyorum ama söyleyeceklerimi duyman lazım. Cafer seni kullanıyor.
o bana aşık ve bana yaklaşabilmek için seni kullanıyor Melis. Melis, bir şey söylemeyecek misin? Melis. Rezan, sen nereden çıktın? Sen benim söylediklerimi duymadın mı? Yo, bir şey dedin. Bunlardan duymamışım. Ha, işine gelmeyince duymazsın tabii. İyi sen bilirsin, günah benden gitti. Beni duymamış numarası yaptı, inanabiliyor musunuz? Kulaklığı varsa gerçekten duymamış olabilir. Yok. Bayağı gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Kulaklık onun bahanesi. Yazık. Yani zor bir durum onun için, anlıyorum. Yani belli ki Cafer'e aşık oldu. Vazgeçemiyor da. Kim bilir Cafer kızı kandırmak için ne yalanlar söyledi. Bunu neden yapsın? Ya neden olacak? Çok bariz değil mi? Bana yaklaşmak için. Ona yüz vermiyorum diye çıldırdı. Çevremde olabilmek için de en yakın arkadaşım Melis'i seçti. Zavallı kız. Yani bayağı Cafer'in ona aşık olduğunu zannediyor. Peki bu konuyu Melis'le daha sonra tekrar konuştun mu? Yok ya, ne konuşacağım? Ben söyleyeceğimi söyledim artık. Bundan sonrası ona kalmış, onun bileceği iş. Bence de sen artık bu konuya daha fazla karışma. Yok, karışmam. İstesem de karışamam zaten. Neden? Çünkü Melis işten ayrıldı. E yeni girmemiş miydi sizin şirkete? Ne oldu da birden ayrıldı? Çünkü Cafer de işten ayrıldı. Ne kadar çok şey değişmiş şu son bir ayda sizin şirkette. Cafer niye ayrıldı? Ya neden olacak işte, benim yüzümden. Aranızda bir şey mi geçti? Tam olarak bu yüzden çıldırdı. İşte ben onun yüzüne bakmıyorum diye daha fazla dayanamadı. İş arıyormuş. İşte bir süredir demek ki Dubai'de bir iş bulmuş. Arkadaşlar, sizleri buraya toplamamın nedeni bizim için kötü olsa da Cafer için harika bir haber. Cafer Dubai'den uluslararası bir firmadan MENA bölge yöneticiliği teklifi aldı. Ve tabii ki bu fırsatı kaçırmak istememiş. Gidiyor musun Cafer? Harika bir haber Cafer. Sağ ol. Cafer, sen de bir şeyler söylemek ister misin? Yani ne diyebilirim bilmiyorum ama işte böyle bir fırsat karşıma çıkınca ben de kaçırmak istemedim doğrusu. Ama tabii bir yanımda Buruk, çünkü ülkemden ayrılmak da kolay değil. Ama sizleri, burayı çok özleyeceğim, orası kesin. Biz de seni. Ahmet Bey, sizinle futbol muhabbetlerimizi. Zeynep, seninle sürekli kavgalarımızı. Otomasyon ekibiyle girdiğimiz iddiaları. Ha tabii bir de Hande'nin her sabah bize getirdiği poğaçaları. Tamam yeter. Hepimizi anlatacaksın. Ya Cafer. Teşekkür ederim. Yani ayrılık konuşması yaparken bile bana mesaj gönderiyor. İnanabiliyor musunuz? Nasıl bir mesaj? Siz gerçekten Cafer'in ne demek istediğini anlamıyor musunuz? Yoksa benim ağzımdan duymak için mi böyle yapıyorsunuz? Birazını anlıyorum. Ama ben Cafer'i senin kadar iyi tanımıyorum. Bu yüzden de yanlış bir yorum yapmamak için sana soruyorum. İyi, peki. Yani şimdi veda konuşması yaparken tek tek neredeyse herkesin ismini söyledi, özleyeceğim diye. Bir benim ismimi söylemedi. Yani demek istiyor ki ben dünyanın öbür ucuna da gitsem senden asla ayrılmayacağım. Sen buna üzüldün mü? Yani uzağa gidecek olmasına? Yok. Ben niye üzüleyim ki? Sonuçta ha burada ha orada biz bir araya gelemiyoruz ki. Neden? Çünkü benim geçmişimde onu kızdıracak çok şey oldu. Bunu daha önce size anlatmıştım. O yüzden evlenemiyor benimle. Benden vazgeçemiyor da. Dünyada hiçbir kadın benim kadar sevilmemiştir. Melis'in de ayrılacağını söyledin. O da Cafer'le beraber Dubai'ye mi taşınıyor? Hı hı. Hatta gitmeden nişanlandılar bile.
Ezan, bugün işten sonra bir planın var mı? Niye? Ben bu akşam bir kutlama organize ediyorum da... sen de gelsen süper olur. Neyi kutlayacağız? O yeni projeyi mi aldık? Yok. Bu biraz daha kişisel bir konu. Cafer bana evlenme teklif etti. Nasıl yani? Cafer sen evlenmek mi istiyor? Evet. Ben de onunla Dubai'ye gidiyorum yani anlayacağım. Cafer gelsene. Ben de Rezan'ı bu akşamki kutlamaya gelsin diye ikna etmeye çalışıyordum. Yani... sen kendini mecbur hissetme tabii. Yani bu da zaten bir anda planlandı. Akşam başka bir planım vardır falan. Maalesef. Başka bir planım var. Ya. Hayır. İyi. İyi peki madem. Ne yapalım? Görüşürüz. Benim karşımda Melis'e daha fazla aşık numarası yapamayacağı için tabii istemedi benim gitmemi. Normal. Ona kızdın mı peki evleniyor diye? Aslında o da kızdığımı zannetti. O yüzden her yerden bana şarkılar yolluyor. Kuaföre gidiyorum, beni affet. Ondan sonra radyoyu açıyorum, beni affet. Her yerim beni affet oldu. Ama ben ona kızmadım ki. Öyle mi? Ne yapsın? Başka çaresi yok ki. Artık beni görmeye dayanamadı. Yıllardır göz veremi oldu adam. Yani şimdi son zamanlarda da böyle giyiniyorum, süsleniyorum. Artık beni görmeye dayanamadı. Bir de ben de evlenirsem, ondan vazgeçersem diye de çok korktu. Sanıyor ki evlenip uzaklara gidince beni unutacak. Unutamayacak mı sence? İmkanı yok. Aklı burada kalacak. İşte sanıyor ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur ama... geç itiraf etti kendisi de. Kime itiraf etti? Bana. Cafer'le konuştunuz mu siz? Ay siz konuşma demiştiniz ama gerçekten sadece veda ettim. Selam. Selam. Yarın senin son günün galiba. Değil mi? Ben öyle özel olarak veda etmek istedim. Evet, öyle. Senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Zor, evet zor tabii. Ama bence... doğru olanı yapıyorsun. Yani umarım. Burası yaşanmaz olmuştu benim için. Yani yeni bir başlangıç iyi olacak sanırım. Doğru, haklısın. Yani tabii dünyanın bir ucuna da gitsem... sonuçta aklım burada olacak. Bütün sevdiklerim de burada sonuçta. Bilmez mi? Benim bunu yanıtlamam lazım da. Kusura bakma. Sen de kendine iyi bak, olur mu? Alo. Efendim. Bakacağım. Söz. Ne biçim aşık oldu bu adam bana ya? Benim yüzümden dünyanın öbür ucuna gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Hiç sevmediği bir kadınla evleniyor. Rezan, ben daha çok senin duygularınla ilgileniyorum. Bana öyle geliyor ki sen de bu adam kadar ondan vazgeçmek istemiyorsun. İsteseydin onun gidişi senin için bir fırsat olurdu. Onu hayatından çıkarabilirdin. Ama bunu sen de istemiyorsun. Ya asıl vazgeçmeyen o ben değilim ki. Niye bunu anlamak istemiyorsunuz? Anlıyorum. Hiçbir şeye karşı da çıkmıyorum. Benim için önemli olan sensin. Senin sağlığın ve mutluluğun. Madem bu adamın aşkı seni mutlu ediyor... benim buna bir itirazım olamaz. Gerçekten o
kadar mutluyum ki. Yani itiraz edeceksiniz diye çok korktum ama... Çünkü bu aşkı anlatabildiğim tek kişi sizsiniz. Seni sağlıklı ve mutlu gördüğüm sürece mesele yok. Şu anda da öyle görünüyorsun. İşler nasıl gidiyor? Vallahi işler çok iyi gidiyor. Yani işte Cafer bana mı baktı, yanımdan mı geçti diye düşünmediğim için her şeye konsantre olabiliyorum. İçimden bir cevher çıktı. Hatta bu son projemle ilgili bana ödül verdi. Seninle gurur duyuyorum. Bravo sen. Bu ödül almamda sizin payınız çok büyük. Öyle mi düşünüyorsun? Hatırlamıyor musunuz buraya ilk geldiğim zamanı? Nasıl perişandım, kafam karmakarışıktı. Ruh gibiydim. Ama şu anda aklım başıma geldi. Siz önce bana bu adamdan korkmamayı öğrettiniz ki zaten korkacak bir şey yokmuş. Sonra siz beni anladıkça da kendime güvenim geldi. Bütün bunlar sen terapiye açık olduğun için oldu. Bu noktaya gelmek için çok gayret ettin. Çok eksiklerim var biliyorum ama onları da aşmaya çalışacağım. Nasıl eksikler? Yani işte öteki insanlar gibi değilim ki. Biliyorsunuz siz de. İnsanların çok kolay yaptıkları şeyleri ben öyle kolay yapamıyorum. Mesela günaydın demek bile benim için çok zor. Sonra insanlarla nasıl konuşulur, ne konuşulur? Çok bilmediğimden arkadaş da edinemiyorum. Rezan, bu tip sosyal ilişkilerde zorlanan çok insan var. Ama sen bunun üstüne gidersen, görürsün, bir gün gelecek hiç zorlanmayacaksın. Hatta kalabalıkların önünde konuşma bile yaparsın. Biz de burada seninle neler yapabileceğini, üstesinden nasıl geleceğini çalışırız. Ne dersin? Nasıl yapabilir miyim gerçekten? Sen istedikten sonra yapamayacağın hiçbir şey yok. Sakın hayattan vazgeçme. Yok, vazgeçmem. Niye vazgeçeyim? Benim artık çok mutlu bir hayatım var, eğlenceli bir hayatım var. Ta Dubai'den sürekli şarkılar yolluyor Cafer bana, beni eğlendiriyor. Hem zaten iş yerinde de terfi edeceğim söyleniyor. Daha ne isterim ki? Çok sevindim. Evde durumlar nasıl? Bildiğim kadarıyla annen hastaneden eve döndü. Evet, aslında annem döndüğünde çok korktum. Neyden korktun? Sanki çocukluğumdaki gibi oldu. Korka korka bekledim onu. Hoş geldin. İlaçlar biraz yormuş annemi. Yatsın, uzansın biraz kızım. Annem ilk geldiğinde sessizdi yine. Elim ayağımı dolandı. Çok mu kızmıştı bize? Küsmüş müydü onu oraya gönderdiğimiz için anlamadım. Bütün gün uyudu.
Sonra bir baktım o gece annem ablamın odasına gidiyor. Önce tırstım. Babamla odayı boşalttığımız için kıyameti koparacak çünkü biliyorum. Ama sonra ne olacaksa olsun dedim. Gittim yanına. Anne. Anne. Ersan. Annem. Biz boşalttık odayı. Babamla eşyaları ihtiyacı olanlara verdik. O da seni hasta ediyor. Afet öldü. Öldü anne. Ablam yıllar önce öldü. Şu balkonda uçtu gitti benim kızım. Benim yüzüm. Benden kurtulmak için. Yani. Ben nasıl yaptım bu? Anne. Ne yaptım ben ona? Ne yaptım? Anne. Ben nasıl kıydım kızım? Ben Afet'i nasıl kıydım? Nasıl kıydım ben? Nasıl yaptım? Ben bunu nasıl kıydım kızım? Nasıl kıydım? O gece annem sabaha kadar ağladı ablamın odasında. Ben de onu yalnız bırakmadım. Bir köşede bekledim onunla birlikte. Bütün gece ah Afet'im ben sana nasıl kıydım diye sayıklayıp durdu. Demek tedavi işe yaramış. Nemin Hanım farkına varmış her şeyin. Vicdan azabını gözyaşlarıyla dışarı akıtmak eminim ona iyi gelmiştir. Sonraki günler nasıldı? Hasta gibiydi. Ben annemi hiç hasta görmedim biliyor musunuz? O hep sapasağlamdır. Hayatımda ilk kez onu hasta gördüm. Anne. Onu öyle görünce ne yapacağımı bilemedim ben. Hasta bakmayı bilmem ki zaten. Annem bilir. Ama sonra çorba yapmak aklıma geldi. En azından onu yapabilirim dedim. Anne. Çorba yaptım hem de tavuk suyuna. Sen mi yaptın gerçekten? Benim için. Gel otur şöyle. Ben mi içeyim?
evlenmeyecek misin? Annem çok sevdi yaptığım çorbaları. Sonra ben ona her gün değişik çorbalar yapmaya başladım. İşte tarhana, mercimek, aklınıza ne gelirse. Nasıl gururla anlatıyor Rezzan. Nev'in ilk defa rolleri değişmelerine izin vermiş. Rezzan anne, Nev'in çocuk olmuş. Ve bu ikisine de iyi gelmiş belli ki. Ne iyi yapmışsın. Belli ki annene iyi bakmışsın. İyileşti mi peki? Yani yataktan çıkaması da daha iyi gibiydi. Hatta böyle ara ara benimle konuşmaya başladı onunla çorba içirirken. Annen eve geldikten sonra baban nasıldı? Babam başlarda biraz uzak durdu ama sonra dayanamadı. Doktor hanım her şeyi anlatınca... Önce çok kızmıştım sana Nevi. Afiyet yüzünden değil mi? Evet. Ne oldu? Ölüme sen mecbur ettin gibi geldi. Öyle yaptım. Kızımızı o balkondan aşağı doğru. Ben ittim. Ya, ama ben de balkonda durup... Dur kızım çıkma diyemedim. Sana rahat bırak... Kızı diyemedim. Sen ne kadar suçluysan benim de suçum iki kat. Deme öyle İbrahim. Deme. Sen hiçbir şeyin farkında değildin ki. Farkında olsan engel olmaz mıydın? İnsan nasıl farkında olmaz? Aynı evde yaşadığın, aynı yastığa baş kurduğun karısının hasta olduğunu nasıl fark etmez? Nasıl bir babayım? Ben nasıl bir koçayım? Ben nasıl bir insanım? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Paralama kendini İbrahim. Allah aşkına bak. Sen böyle yapınca ben... Tamam. Ben kendimden daha çok utanıyorum. Tamam. Tamam, tamam Nevin. İbrahim... Sence ben iyileştim mi? Seninle bu konuları karşılıklı konuşuyoruz ya. Ben emin oldum artık senin iyileştiğine. Ama ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ve ben hissediyor muyum sanki? Afet'e tabutur gece yüklü sobalarımda sanki. Ama Nevin... İçeride bir kızımız daha var. Onun için ayağa kalkmak zorundayız. Onun da bize çok ihtiyacı var. Sağ ol Reza. Sağ ol. O kadar kötü bir anne oldum ki onun için. Oysa ki kızım kanlı canlı karşımdaydı ama... Ben... Afet'in hayaletinin peşindeydim hep. Evet, çok hata yaptım. Hatalarımızı toplasak sonu gelmez. Ama şimdi el ele verip önümüze bakmamız lazım. Başka çaremiz yok. Bunu Rezan için yapmalıyız.
Gerçekten ne yaptılar biliyor musunuz? Bana hayatımın en güzel hediyelerinden birini verdi. Rezan. Hadi salona gel. Ne oldu babacığım? Çalışıyorum. Acil değilse sonra geleyim. Ya kızım kırma babanı. Hadi azıcık ara ver. İyi peki. Anne. Çıkmışsın yataktan. Zamanı gelmişti. Gel otur şöyle. Gel. İyi ki doğdun Rezan. İyi ki doğdun Rezan. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Rezan. Bugün benim doğum günüm. Değil mi? Ben unutmuşum. Sen unuttuysan da biz unutmadık. Ablam öldüğünden beri ben hiç doğum günü kutlamadım. Bir daha da kutlamam sanıyordum. Anne unuttun sanmıştım. Bir ay önceydi doğum günüm ama olsun. Çikolatalı mı çilekli mi? Ben ikisini de severim. Anne nereye götürüyorsun? Anladım, salonda öpüleceğiz. Mutlu yıllar kızıma. Hadi birlikte üfleyelim. Bu benim en sevdiğim lorlu pasta. Nereden buldun baba? Annem yapardı çocukken. Annen yaptı kızım. Anneciğim. Teşekkür ederim. Hadi üfleyelim pastayı. Ama üflemeden önce bir dilek tut, tamam mı? Ne diledim biliyor musunuz? Ne diledin? Lütfen bu bir rüya olmasın dedim. O kadar korktum ki. Sanki böyle gözlerimi açacağım. Böyle tavana bakarken bulacağım kendimi. Ama rüya değilmiş. Ben bu rüyayı o kadar çok gördüm ki. Sonraki günlerde daha iyi anladım.
Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Gel kızım. Sana bir sürprizim var. Hadi odaya geçelim. Beğendin mi? Beğendin mi? Nasıl yani? Bunların hepsi benim için mi? Tabii senin için. Evde rahat bir çalışma odan olsun istedik. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Hadi gel. Geç otur. Bak bakalım rahat mı? Çok rahat, çok teşekkür ederim. Hepsini annen seçti. Anneciğim çok teşekkür ederim. Beğenmeni sevindim. Çok güzel, çok beğendim. Ya inanamıyorum. Hadi ben gidip yemeği hazırlayayım. Ne bileyim, bu akşam yemeği dışarıda yiyelim mi? Hani eskiden gittiğimiz balıkçı vardı ya. Oraya gitsek. Bilmem ki. Ya ben pek alışık değilim biliyorsunuz. Anneciğim ne olur gidelim lütfen. Ne bileyim, hem sen de biraz hava almış olursun. İyi peki. Ben hiç çocukken buraya geldiğimizi hatırlamıyorum. Siz daha doğmadan gelirdik biz buraya. Rezan. Biz ilk akşam yemeğimizi babanla burada yemiştik. Annem ilk kez babama öyle bakarken gördüm. Sevgiyle bakıyordu. Seviyormuş annem babamı. Bir de orada bir şey oldu bilmiyorum söylesem mi ama. Nedir? Ya bir tane şef garson vardı. Böyle bütün gece etrafımda dolandı. İşte ben rahat edeyim diye elinden ne geliyorsa yaptı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Müessesimizin ikramıdır. Afiyet olsun. Çok naziksiniz. Teşekkürler. Bizim için biz zevktir efendim. Bir şey ihtiyacınız olursa her zaman buradayım. Bunları da ver. Alın, bu da bana düştü. Ha? Thank you.
Hemen bir şarkı çaldırdı yine benim için. Aşka geldi iyice. İçimden dedim ki bana bu kadar aşıksan artık daha fazlasını yap da görelim. Yaptı tabii. İnsan bir hoş ta oralardan beni rahat ettirmek için garson ayarlamış. Düşünebiliyor musunuz? Ya sevgi ne güzel bir şey değil mi? Böyle bir sevgi herkese de nasip olmaz. Bence de. Baksanıza annemle babam ikinci baharlarını yaşıyor resmen. Gelmeden bir aradım. Sahilde çay içiyorlarmış birlikte. Çok sevindim onlar adına. Belki beni almaya geleceklerdi. Gelmişlerdir, aşağıda olabilirler. Ay yeter vallahi, şiştim mi abişim Tuna Hanımcığıma? Şiştim, yoruldum. Bak saat kaçtan beri buradayım ben ayol. Evde bir kap yemeğim yok. Sanki ben dedim falıma bak diye yani. Sen hem söylüyorsun hem sonra böyle şey yapıyorsun kekik ya. Aa, sana da iyilik yaramıyor ha. Kekik abla bir de arada benimkine baksan. Bakamam. Bakamam. Seninkine bugün bakamam. Haftaya bakayım, tamam mı ya? Tamam mı oğlum? Tamam. Vallahi çok diyorum. Sen de o fincanını yıka. İyiler fincanın dibine, kötüler yerin dibine. Ay koy Hüseyin'cim, ben bakarım. Zaten uyduruyor. Üç başta ejderha, uçan balık bir şeyler. Ben bakarım canım. Sen al götür bunu yıka. Hayır, sen kendin yıkacaksın kendin. Sen yıkacaksın ki falın çıksın. Çıksın istiyorsan kendin yıkayacaksın. Benim mi? Akan suya tutacaksın. Böyle fokur 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 parka kaynatacaksın onu, tamam mı? Aman. Ben bu kadını gördüm mü işim gücüm ters gider artık. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Rezan almaya geldik de. Tabii Rezan Hanım yukarıda, bitmek üzeredir seans. Siz buyurun, dinleyin lütfen. Ay bu doktor hanım da var ya, taşı sıksa kum yapar ha. Bak kadın nasıldı, ne hale gelmiş. Zekiciğim. Senin yemeğin yoktu ya hani, hadi canım. Hadi. Benim de yemeğim yok. Kızartma yaparım. Yanına da makarna. Afiyet olsun canım sana. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederim. Ben artık düzenli olarak gelmeyecek miyim buraya? İstediğin zaman gelebilirsin. Hatta telefon da edebilirsin. Sadece sürekli gelmene gerek yok. Tabii bu arada ilaçlarını alacaksın. Bunu söylememe de gerek yok. Tabii ki. Ama çok alışmıştım buraya. Dert ortağım olmuştunuz benim. Gerçi derdim de kalmadı artık ama. Böyle hissetmene inan, çok seviniyorum. Tabii. Baksanıza annem babam beni ne kadar seviyor. Bana deliler gibi aşık bir Cafer var. Bir iş yerinde çok başarılıyım. Daha ne isterim ki? Öyle. Anlaşıldı Rezan. Sen bir süre daha Cafer'in sana olan büyük aşkından vazgeçmeyeceksin. Belki senin yaşadığın hayatın buna ihtiyacı var. Ama özleyeceğim sizi. Ben de seni. İzin verirseniz size sarılabilir miyim? Ah Rezan, buraya öfkeli, saldırgan, köşeye sıkışmış bir kedi yavrusu gibi gelmiştin. Çünkü kayıpların, vicdan azabın ama en önemlisi sevgisiz büyümek seni bu hale getirmişti. Hayat öyle bir üstüne gelmişti ki kendini korumak için hastalanmaktan başka çaren kalmamıştı.
Bir arada olsa da parçalanmış bir ailenin en çok kırılıp döküleni sen olmuştun. Ama şimdi bu aileyi yeniden bir araya getirebilen de sen oldun. Sen kendinle yüzleşirken ailene de ışık oldun. Geçmişteki acıları inkar ederek değil, kabullenerek yol yürüyorlar şimdi. Kayıpların yasını tutup sahip olduklarının kıymetini bilerek bakıyorlar hayata. Ama en önemlisi yan yana olmanın ve sevmenin kıymetini biliyorlar artık. Yarım kalmış hikayelerden biri daha tamamlandı. Şimdi beraberce yazılacak daha niceleri onları bekliyor.